Merhabalar. Merhaba. Evet. Şu an ekran paylaşımına izin vermiyor mu acaba siz bir saniye? Evet, şu an izin vermiyor. Öyle görünüyor. Evet, herkes burada belki değil mi? Doktor Burcu Şabanoğlu. Benim. Betül Gülfem Başakın. Evet, buradayım. Evet, burada galiba değil mi? Seda Beyaz. Seda Beyaz gelebilir sonra değil mi? Ebru Köroğlu. Evet, sonra katılabilir bu arkadaşlar. Doktor Ayşenur Kayabaş. Bir de Sedat Küçükbaş burada. Buradayım hocam. Evet. Merhabalar tekrar. Merhaba hocam. Merhaba. Şimdi bir daha ekran paylaşımına bakalım ama chatten mi yapabileceğiz acaba? Yani sunumları paylaşmamız zor olur herhalde hocam öyle ama. Evet, öyle de zor. Share screen yapıyorum ama şu an bana izin vermiyor. Şimdi Bir sanırım saniye. oturumu açan arkadaş onu düzeltecek Evet, herhalde. bekleyelim. 2 dakika, belki de 2 dakikamız var onunla bağlantılı değil mi Olabilir. programla? İyisiniz değil mi? Her şey yolunda. Sağlık sağlık herkesin. Teşekkürler, siz de iyisinizdir umarım. Teşekkürler, sağ olun. Hangi üniversiteler? Ben Hacettepe Üniversitesi'ndeyim. Hacettepe. Aha. Ben de Biruni Üniversitesi'ndeyim. Nerede? Biruni Üniversitesi. Biruni. Evet. Çok güzel. Bayağı tabii şimdi fen bilimleri olunca şimdi Sayın alanları. hocam. Evet hocam, buyurun. Hocam kusura bakmayın böldüm. Ben size host'u vereyim hocam. Tamam. Siz Evet, tamam. Ben kurum başkanı sizsiniz hocam. Evet. Evet hocam. Tamam Evet, hocam, şimdi host ben sizsiniz. Başlayabilirsiniz hocam. çok teşekkürler, sağ olun. İyi çalışmalar. İngilizce yapalım değil mi? Yani çünkü uluslararası diğer izleyiciler, dinleyiciler de olabilir. Bilemiyorum, değil mi? Yani hocam her iki türlü hazırlayabilirsiniz dediler. Ben sunumumu mesela Türkçe hazırladım ama Çok güzel. sormuştum onu. Yani herhalde soru olursa o Sunumda. şekilde cevaplarız. Aynen öyle. Tamam. Başlayalım. Benimki de İngilizce oldu. Yani uluslararası hani başka Tabii. konuklar da olabilir diye düşündüm ben de. Hı. I'm Nilüfer Yıldız Varan from Pamukkale University, Department of Textile Engineering. Ekran moduna. Görünebiliyor değil mi ekranım şu an? Sizde de aynı şekilde. Evet, görünüyor hocam. Çok güzel. Görünüyor hocam. Hızlı tutalım. Bir de 5-10 dakika istemişler sadece. Evet. My topic is Trichloroplasts Antimicrobials on Woven Clothings and Their Characterization. And I'm going to talk about shortly. First antimicrobial textiles, then Trichloroplasts antimicrobials, then antimicrobial mechanisms, then materials and methods, analysis, results, discussion, finally conclusion. And the overall goal of this research is to functionalize fabric surfaces by controlling microorganisms with triclosan. And when we look at antimicrobial textiles, maybe you're not familiar with that much. They are classified as those textiles and fibrous materials subjected to various finishing techniques to effort protection for both the user of textile materials against bacteria, yeast, fungi, and other related microorganisms for aesthetic, hygienic, or medical purposes. And the textile itself without negatively affecting the other important characteristics of the textiles. And when we look at their structure, triclosan is a chlorinated aromatic compound that has functional groups representative of both ethers and phenols. In the structure, phenols often show antibacterial properties that makes triclosan a broad spectrum antimicrobial agent with a MIC of less than 10 ppm against many common bacterial species, as can be seen also the structure in these figures. And triclosan textiles have a special value in reducing risk of pathogenic infections such as Staphylococcus aureus, and which is a gram-positive bacteria in patients with atopic eczema. And when we look at their antimicrobial mechanism, at lower concentrations, triclosan appears bacteriostatic and is seen to target bacteria mainly by inhibiting fatty acid synthesis. And triclosan rapid alternating ether bond rotations disrupt secondary bonding between chain monomers in the resin and state reduced viscosity and enhancement polymer
landing, we can say. And here the present study aims to studying effect of tricholosan antimicrobials on the physical and mechanical properties of cotton and cotton elastane fabrics used for clothing. And when we look at the materials used in the study, and tricholosan, the chemical was obtained from Huntsman International, and which is United States basic chemical. And fabrics were obtained from Walmart. Maybe you are familiar with these brands. These are chosen not respectively, but just for their good quality properties, which are desized, these materials, scarred and bleached 100% cotton and 97 to 3% cotton elastane, 1-to-1 plane, we say, and 100% cotton, 2-to-2 Panama and 2-to-1 Tibble fabrics. As can be seen, also the fabric codes here, A, B, C, D, respectively, and also their weights of these fabrics. And when we look at the preparation of tricholosan solutions, first, 150 millimeters water warmed up to 30 C with warm water tricholosan chemical agent was dilated. Then the rest of the Hocam sesiniz gelmiyor. Nilüfer hocam. Sesiniz biraz sıkıntılı ama. Hocam paylaşım da durdu. Şu an geliyor mu? Kesik geliyor hocam. Nilüfer hocam. Paylaşım da durdu. Hocam paylaşımı şimdi hallediyorum. Bir saniye. Bir saniye. Geliyordu, iyiydi ama bir anda paylaşım da mı durdu şu an? Evet hocam. Hallediyorlar galiba. Evet, duyulabiliyor muyum şu an? Şu an duyduk hocam sesinizi. Ama kesik geliyor gene. Sayın hocam, paylaşımlar açık şu an. Duyuluyor mu şu an? Tamam değil mi? Şu an duyuluyor hocam. Şu an tamam, bir sorun yok gibi hocam. Şu an?
Şeyi ben ekranımı açtığım anda ses mi kısılıyor acaba? Hocam sesiniz çok net geliyor şu anda. Tamam. Ama ben bir bakayım. Ekran mı sıkıntılı? Ekran yok. Yok. Ekran paylaşım. Yok. Paylaşım. Evet. Bir hocam, daha ekranınızı bir daha paylaşmayı deneyin hocam. Evet, sizin de sesiniz bana şey geldi şimdi. Efendim? Hocam tekrar paylaşabilir misiniz dediler. Tekrar paylaşınca ses mi gidiyor bu sefer de? Bir daha deniyorum. Tamam. Deneyelim hocam bir daha. Bir daha deneyelim. Tamam gibi mi? Evet hocam geldi. Sesiniz şu de an var, ekranda paylaşım görüyorum. Var. O zaman çok hızlı bir şekilde gidiyorum. Then tensile strength, both strip grip method, stitch strength and tear strength tests were conducted and the results were compared with control samples in terms of physical and mechanical analysis. And the antimicrobial properties of the samples were tested following AATCC test method 100, which is the assessment of antibacterial finish zone textiles. And the wash durability tests were conducted according to AATCC test method 61 to evaluate the wash durability. And the samples were evaluated after 20 and 30 washes. And the temperature was kept at 49 C during wash cycles. And AATCC test method shortly is used to quantitatively test the antimicrobial activity of textiles and or fabrics over the contact period of 24 hours against Aspergillus. It determines both bacteriostatic activity as well as bactericidal activity killing of bacteria of the antimicrobial test agent. And the variables were calculated from equation one respectively. And tensile strength, tear strength, and seam strength were measured according to relevant ISO standards. And the statistical analysis of the experimental data was performed using GMP version software package, which is from CareyNC. And the statistical analysis includes the variance of variance ANOVA. For the one-way ANOVA, p-values less than 0.05 were considered statistically significant. And when we look at the results for antimicrobial activity and wash durability, the total population of Aspergillus ATCC 6538 on Z samples treated with 0.06 weight of percentage trichlosan is presented as it is the optimum antimicrobial proportion. It's found that the trichlosan were strongly fastened to cotton samples and all modified fabrics have a very good antimicrobial activity and the growth rate of Aspergillus decreased with increasing wash cycles due to the weakening of the bonds. And it's found that the cotton samples treated with trichlosan retained their effectiveness even after 30 wash cycles. The percentage reduction of bacteria is still observed between, you can see also here from between 93 and 95. And for tensile strength, for using strip method, a small significant decrease in tensile strength was observed after trichlosan treatments and a small significant decrease was observed with increase in trichlosan concentrations, both in warp and weft directions. And it was observed that the trichlosan treatment caused a restriction in the moment of yarns in the structure, resulting in a significant decrease in the elasticity. And for cotton plain fabrics for B samples showed the highest tensile strength and Panama fabrics C samples, you can see also from here, and showed the highest tensile strength and Panama fabrics showed the lowest tensile strength in warp direction while they were, you can see here also, while they showed the highest tensile strength in weft direction. You can see here the graphics. And grep methods, similar results were obtained. And we can say that cotton plain fabrics for B samples showed the highest tensile strength and Panama fabrics C samples showed the lowest tensile strength in warp direction. Tibble fabrics, these samples show the highest tensile strength and cotton elastane fabrics show the lowest tensile strength in weft direction. You can see also from here. For tear strength, a small significant decrease in tear strength was observed after trichlosan treatments and a small significant decrease was observed with the increase in trichlosan concentration in both warp and weft directions. Panama fabrics
sea samples showed here, you can see the highest tear strength, and cotton and elastane plain fabrics showed the lowest tear strength, both in warp and weft directions. And you can see also here from seam strength, a small significant decrease in seam strength was observed after tricholosan treatments, and a small significant decrease was observed with the increase in tricholosan concentration, both in warp and weft directions. And this is attributed to tricholosan treatment caused a restriction in the movement of yarns in the fabric structure, resulting in a significant decrease in the elasticity. And cotton elastane plain fabrics, A samples, showed the highest seam strength. You can see also here. And Panama fabrics showed the lowest seam strength in warp direction. And twill fabrics showed the highest seam strength. And Panama fabrics showed the lowest seam strength in weft direction. Here, and you can see also the ANOVA one way was used to analyze the effect of tricholosan treatments on tensile strength. Using one way analysis of variance, p value was found as 0.01. And as p value is smaller than 0.05, it can be estimated that the tricholosan treatment has a significant effect on tensile strength. And using one way analysis of variance again, p value was found as 0.008. Here you can see the results. And as p value is smaller than 0.05, it can be estimated that tricholosan treatment has a significant effect on tear strength. And using one-way analysis of variance, p-value was found as 0.305. Here you can see the result of the analysis is shown in the table. And as p-value is smaller than 0.05, it can be estimated that tricholosan treatment has a significant effect on seam strength. And when we come to conclusion, the results showed that all samples showed a very good antimicrobial activity. And finally, it is found that the tricholosan treatments altered the mechanical and physical properties of cotton and cotton elastane fabrics, but the treated samples still protected their physical and mechanical properties, which will provide comfort during use as clothing in further designs. And the future studies also will go on by using different antimicrobials on different fabric structures to map the effects of various antimicrobials on different fabric structures by considering the various use of area. And special thanks to Walmart and Huntsman International for supplying fabrics and tricholosan samples for this research. And thank you for listening and please stay safe, okay? Thank you. Teşekkürler herkese dinlediğiniz için. İnşallah yani fazla problem olmamıştır diye düşünüyorum. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Hocam biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hızlı hızlı halledeceğiz yani. Evet. Fazla problemi. Evet hocam bende sıra galiba. Evet. Evet buyurun. Ben de paylaşayım ekranımı. Şu an sanırım görünebiliyor. Evet. Bu şekilde değil de. Neyse böyle paylaşayım. Hızlıca anlatayım. Sayın Oturum Başkanı, kıymetli katılımcılar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. İsmim Burcu Şabanoğlu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görev yapıyorum. Böcek taksonomisi ve adli entomoloji konuları üzerinde çalışmalar yapıyorum. Bugün de size kendi uzmanlık alanım olan Serambiside familyasından Plagionotus floralis türünün elitral desen varyasyonları ile ilgili yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden farklı yıllarda topladığımız Plagionotus floralis örneklerinin elitra desenlerindeki varyasyonları inceledik. Serambiside familyasında elitra desenlerinin düzeni taksonomik olarak son derece önemli. Grubu tür tayinini yaparken son derece önemli. Aynı zamanda renk ve desen polimorfizmleri özellikle son yıllarda genetik çeşitliliğin korunması ve türleşme çalışmalarında yeniden kullanılmaya başlayan bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmakta. Serambisitler ya da Türkçe adıyla teke böcekleri dünya genelinde hemen her yerde karşımıza çıkan oldukça geniş bir grup. Deniz seviyesinden 4200 metre yüksekliklere kadar konukçu bitkilerinin bulunduğu her yerde bulunabiliyorlar. İlgili literatüre baktığımız zaman tahmin edilen tür sayısının 20 bin ila 40 bin arasında olduğu söylenmekte ve günümüzde bu tür sayısı 36 bin civarında kabul ediliyor ve bu 36 bin türünde 2500 kadarı Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Palearktik faunada yer alıyor. Türkiye serambistleri hakkındaki bilgilerimiz son 20-30 yılda son derece artmış olsa da
Hala faunanın yeterince bilinmediği ile ilgili çalışmalar var. Çok çeşitli biçim, renk ve desene sahip olabiliyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Böcekten hoşlanmıyor musunuz hocam? Elytra genellikle abdomenin büyük kısmını kaplıyor ve kuvvetli bir biçimde kitinize olmuş durumda. Burada görmüş olduğunuz örneklerden. Bazı gruplarda ise elytra son derece kısa, görmüş olduğunuz gibi, ve abdomenin büyük bir kısmını açıkta bırakıyor. Bazılarında kıllanma iyi gelişmiş bir biçimde karşımıza çıkıyor. Renk ve desen polimorfizmi doğrudan genetik varyasyondan kaynaklanan ve popülasyon içinde birden fazla renk fonotipinin ortaya çıkması anlamına geliyor aslında. Sadece iki ayrı morfun olduğu durumlarla sınırlı olabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi bu genellikle eşeysel dimorfizm durumlarında karşımıza çıkıyor. Erkeğe ait ve dişiye ait ayrı morfların bulunması şeklinde, ya da burada görmüş olduğunuz gibi birden farklı morf içeren canlılarla da yine seramistlerde oldukça rastlanıyor. Erkeğe ait tek bir morf varken dişiye ait birden fazla morfolojik farklılık var. Doğada renk neredeyse tamamen ışığa emen renk pigmentlerinden ve onları yansıtan fiziksel yapılardan kaynaklanıyor. Ve bu her iki özellikle genetik varyasyona son derece duyarlı. Dolayısıyla da bu polimorfizmlerin meydana gelmesine neden oluyor. İşlevsel olarak polimorfizm, eşeysel sinyal, kriptik renklenme, termoregülasyon, aposematizm, batesyan ve müllerian mimikri gibi çeşitli algılatıcı sinyalleme biçimlerinde karşımıza çıkan renk özellikleri için tanımlanmış durumda. Özellikle burada siyah renkle belirttiğim eşeysel iletişim, arka çevre rengine taklit etme olarak isimlendirebileceğim kriptik renklenme, uyarıcı renklenme olarak yine isimlendirebileceğim aposematizm ve diğer canlıları taklit yeteneği olarak isimlendirebileceğimiz mimikri, serambisitlerde sıklıkla görülen polimorfizm örnekleri. Özellikle bu çalışmanın konusu olan Plagionotus floralis türü dahil olmak üzere serambisitlerde diğer canlıların taklit edilmesi sıklıkla rastlanan bir durum. Görmüş olduğunuz yaban arılarını sıklıkla taklit ediyorlar. Bunun nedeni de yaban arılarının hem lezzetsiz oluşu, hem agresif davranışlarının olması, hem de predatör bir canlı olması sebebiyle omurgalı ve omurgasız avcılar tarafından çok fazla tercih edilmemesi. Dolayısıyla da doğada pek çok böcek grubu kendi avcılarından kaçmak için yaban arılarını taklit ediyorlar. Tabii aynı zamanda predatör için predatörden kaçmak için bu taklit modelini kullanırken aynı modeli eş seçme, kur yapma ya da sosyal iletişim içinde kullanıyorlar ki bu böceğe bir avantaj sağlıyor. Bugün ele alacağımız Plagionotus floralis türü serambisi de içerisinde kritin tribüsünde incelenen, özellikle Mayıs ve Temmuz ayları arasında çiçekli bitkiler üzerinde beslenirken sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir grup. Kırmızı antenleri ve sarı siyah vücutları ile hemen kolaylıkla tanınabiliyorlar. Yayılış alanlarına baktığımızda kuzey kısımları hariç birkaç istisna ile birlikte Palearktik'in hemen hepsinde yayılış gösterdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Türkiye'deki yayılışına baktığımız zaman da kuzeyden güneye, doğudan batıya hemen her ilde karşımıza çıkıyor. Muhtemelen örneklem olmayan yerlerde henüz arazisi yapılamamış, işte güneydoğu illerinde çoğunlukla henüz tespit edilememiş. Bu çalışma ile ilk kez Plagionotus floralis türünün Türkiye'deki popülasyonları için elytra desenlerindeki farklılıkları gösterdik. Kısaca yöntemimizden bahsedecek olursam, çalışma materyali 2009 ila 2019 yılları arasında haritada renklendirmiş olduğum şehirlerden toplandı çeşitli araştırıcılar tarafından. Genellikle dere kenarı otsu vejetasyon, yol kenarı otsu vejetasyon ve ormanlık alanlardaki taban vejetasyonlarından atrapla topladık örnekleri. Uygun koşullarda laboratuvara getirdiğimiz örnekleri dorsal yönden fotoğraflarını çekerek incelemede kolaylık olması açısından bu protoraks ve elytradaki bantları isimlendirdik. Sırasıyla burada görebilirsiniz protoraks, humeral, proksimal, medial, distal ve apikal bant olarak farklılıkları tespit etmek için bu bantları isimlendirdik. Özellikle bantların belirginliği, kalınlığı, sütur dediğimiz şu orta hat boyuncaki bazal ya da apikal yöndeki yönlenmeleri gibi parametrelere dikkat ederek bireysel varyasyonlarını inceledik. Burada tabloda ele aldığımız Plagionotus floralis türüne ait 8 tane farklı varyasyon tanımladık. Özellikle 6. ve 7. varyasyon dışındakilerin hepsinde protoraks bantlarının, humeral bantların, proksima humeral bantların ve apikal bantların hemen her zaman var olduğunu,
Proksimal, medial ve distal bantlarınsa sütür yönelimleri, incelik kalınlıkları açısından farklılık gösterebildiğini gördük. Ama ben özellikle bu sunumda en büyük varyasyonu gösteren 6. ve 7. varyasyondan, özellikle de 7. varyasyondan bahsedeceğim. Burada özellikle protoraks, humeral bant ve proksimal bantların asla bulunmadığını, medial bant ve distal bantlarında belli belirsiz olduğunu görüyoruz. Bu şekilde de kısaca bulduğumuz farklı varyasyon tiplerini özetlemeye çalıştım. Ama en büyük varyasyonu gösteren örneğimiz bu. Böcek çalışanlar bilirler. Bu örnekle burada gördüğünüz herhangi bir örnek birbirinden farklı iki tür olacak kadar aslında morfolojik olarak farklılaşmış durumdalar. Ama aslında aynı türe ait farklı morfolojik durumları simgeliyorlar. Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinden toplanan bu örnekler incelendiğinde bölgeler arasında elitral desen varyasyonları arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Her popülasyonda bu çeşit varyasyona sahip bireylerin olabildiği tespit edildi. Aynı zamanda literatürde Batı Palearktik'ten toplanan ve şekilde fotoğraflarını gördüğünüz örnekler incelendiğinde medial ve distal bantların bu şekilde kaynaşmış olabileceği ya da distal bantların tamamen ortadan kalkmış olabileceği ya da işte incelik ve kalınlıkların değişebileceği örneklerin olduğu tespit edildi ve bu bizim bulgularımızla da benzerlik gösteriyor. Bu noktada bu varyasyonların çalışılmasının neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz üç tür Türkiye'de yayılış gösteren ve bizim çalıştığımız Plagionotus floralis türüyle yakın akraba olan Plagionotus bobalae ve Plagionotus scalaris türleri. Her üçü de Türkiye'de yayılış gösteriyor ve yayılış alanlarında popülasyonları zaman zaman birbirleriyle çakışıyor. Bu gibi ve dikkat ederseniz morfolojileri birbirlerine çok benziyor. İlk bakışta aynı tür olduğunu düşünebilirsiniz. Üçü de yaban arılarına mimikri gösteriyorlar. Vücut şekli ve renklenmesi bakımından arılara benziyorlar. Bu gibi tür içinde ve türler arasında yaygın bir morf varsa popülasyon içerisinde çıkan o nadir morflar avantajlı duruma geçebiliyor. Özellikle predatörün bu yaygın morfları tanıması zaman içerisinde nadir morfları tanımasından daha kolay oluyor. Yani bu hayvanın bir doğal düşmanı varsa bu kadar yaygın bir morfolojik özelliği işte arıya benzediğine inanmayıp bunu tanıması ve bu canlıyla beslenmeye başlaması çok daha kolay. Dolayısıyla nadir olan morfolojik özelliklere sahip bireyler popülasyonda avantajlı hale geliyorlar. Aynı zamanda eşeysel seçilimde de nadir morflar eşeyler tarafından daha kolay tercih ediliyor. Bu şekilde negatif frekansın seçilimi olarak isimlendirebileceğimiz apostatik seçilim yoluyla nadir olan morflar yaygın olanlara göre popülasyonda avantajlı bir hale gelebilir. Benzer şekilde aynı tribüsten yine Türkiye'de yayılış gösteren 3 türü ele alırsak bunlar da arı mimikrisi gösteriyor ve bakın üçünün de morfolojisi birbirine son derece benziyor. Bunların da yine düşmanları tarafından bu morfolojilerin öğrenilmesi son derece kolay. Ancak özellikle Clitus arietis türünde daha önceden tespit edilmiş bir nadir morfolojik örneği burada size göstermek istiyorum. Yaygın morftan son derece farklı ve avcının bunu tanıması bu morfolojideki bireyi tanımasından daha zor. Dolayısıyla bu bir avantaj haline gelmiş durumda popülasyonda. Literatürde renk polimorfizmi ile ilgili yapılan çalışmaların derlendiği özellikle bu Bond'un ve Gray ve McKinnon'un çalışmalarına bakıldığında da yine benzer şekilde predasyon baskısı ve eş seçimi açısından bu nadir morfların son derece önem kazandığı fikri ortaya çıkıyor. Birbirinden ayrı morfolojik tiplerin görüldüğü canlı grupları hem teorik hem deneysel açıdan uyumsal genetik varyasyonun çalışılmasında önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca sistematik çalışanlar için allopatrik ve simpatrik türleşmenin teorik modelleri ayrı morfolojik tiplerin aslında eşeysel ve doğal seçilim yoluyla üreme izolasyonunun evrimleşmesindeki ara basamaklar olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle sunumun başında söylediğim gibi renk polimorfizmi çalışmaları hem bu genetik varyasyonların çalışılması hem de türleşme çalışmaları için tekrar popüler bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle de bu varyasyonların tespit edilmesi bu konuyla ilgili çalışanlar için temel bilgilerin oluşmasını sağlayacaktır. Aslında alan son derece multidisipliner bir alan. Çünkü bir böcek sahip olduğu evet. genotiple bir gelişme sahip olup onun meydana getirdiği polimorfizmin sonucu birden çok fenotip ortaya çıktığında bu aynı zamanda bu canlının biyokimyasını, fizyolojisini, morfolojisini dolayısıyla davranışını etkileyerek doğal seçilim yoluyla evrimsel süreçlerin işlemesine ve bu sayede türleşmeye varacak kadar bir sürecin gelişmesine neden oluyor.
Dolayısıyla birden çok çalışma alanından, özellikle biyoloji içerisinden, bu çalışma alanlarından konuyla ilgili çalışmak isteyen araştırmacılar için bu varyasyonların tespit edilmesi son derece önemli. Biz tabii burada üreme izolasyonu derken, üreme izolasyonunun bir sistematikçiler için en temel kanıtı morfolojik olarak genital organ yapılarının karşılaştırılmasıdır. Çünkü genital organ yapısı farklılaşırsa o canlı diğer canlı ile çiftleşemez. Biz de böceklerde erkek genital organ yapısını inceleyerek bu bulduğumuz nadir morfun yaygın olan morftan farklılaşıp farklılaşmadığını ele almaya çalıştık ve incelediğimiz bu görmüş olduğunuz genital yapının yaygın morftan herhangi bir farklılık göstermediğini tespit ettik. Yani şu anda morfolojik olarak baktığımızda dış morfolojisi benzese bile üreme izolasyonu oluşturacak kadar bir fark oluşmadığını söyleyebiliriz. Ancak üreme izolasyonunun oluşması için sadece morfolojik farklılıkların olmasına gerek yok. Canlı popülasyonlarda davranışın değişmesi ya da fenoloji dediğimiz ortaya çıkış zamanının, doğada ortaya çıkış zamanının değişmesi bu şekilde izolasyon mekanizmalarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Maalesef dünyaca yaşadığımız pandemi süreçlerinden dolayı 2020 yılında biz arazi çalışmalarımızı gerçekleştiremedik. Umuyorum 2021 yılında araziye gidebilirsek bu örnekleri topladığımız alanlarda canlı popülasyonlar üzerinde çalışarak bu popülasyonlarda gördüğümüz nadir morfların frekansının ne olduğunu, yaygın morflarla hala çiftleşmeye devam edip etmediklerini ve davranışlarının değişip değişmediğini ya da predasyon baskısından kaçıp kaçmadıklarını canlı popülasyonlar üzerinde inceleme şansımız olacak. Umuyorum bu sene araziye giderek bunları inceleyebileceğiz. Seramistler içerisinde bu tür varyasyonların, polimorfizmlerin çok olduğunu söyledik. Ben de bu konuyla ilgili zaten daha önce de çalışmalar yapmıştım. Bundan sonra da şartlar uygun olduğu müddetçe yapmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa cevaplandırmak isterim. Bravo. Aldım. Biz de bilgilendik gerçekten. Alıştım yani, bakabiliyorum. Evet hocam, kusura bakmayın. Benimkiler biraz sevimli gerçi. Sadece bitki üzerinde hiçbir zararları yok. Arımaya gibi duruyorlar. Evet, biraz benziyorlar arılara. Ya çok güzel çalışmalar ama gerçekten yani. Bunlar şimdi azot dönüşümüne de katılıyor değil mi bu hayvan? Tabii yani ki. Yani hepimiz evet. Değil mi? Azot evet. Dönüşümüne katılıyoruz. Yani inanılmaz şey. Bir de beyazlar falan da çok gelişti galiba değil mi? Yani bunların tabii. Hani incelenmesiyle ilgili. Tabii. Onlar yani yine. Görüntüleme teknikleri değiştikçe. Evet, görüntüleme teknikleri değiştikçe daha detaylı inceleme olanağı da sağlıyor. Umarım arazi yapabilirsek, hani örnek toplayabilirsek çalışmaya devam edeceğiz ama şu anki koşullar buna pek müsaade etmiyor. Evet. Maalesef. Ankara'dakilerle yetiniyorsunuz. Biz göndeririz ama burada. Evet. Olur hocam, yani Ege'den alabilirim. Bakın siz Denizli'desiniz. Biz orada arazi yapıyoruz. Oradan beklerim. Değil mi? Evet. Ay, çok memnun oldum. Burcu. Ben de çok memnun oldum hocam. Ben paylaşımı kapatayım sıradaki arkadaş tamam. için. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Geçmiş olsun. Çok güzel. Sağ olun size de. Bravo. Teşekkürler. Tamam, sıra bende. Evet. Teşekkür ederim evet. Hocam çalışmalarınız için, değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Hemen sunumumu açıyorum. Görünüyor mu sunumum acaba? Evet, görünüyor. Merhabalar sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Ben Biyoloji Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Gülfem Başakın. Vücut yağ yüzdesinin makine öğrenme yöntemleriyle tahmin edilmesi adlı çalışmamı sunmak üzere buradayım. Evet. Devam ediyorum hocam. İçerik, vücut bileşimi ve vücut yağ yüzdesi. Vücut yağ yüzdesi kullanım alanları nelerdir? Vücut yağ yüzdesi ölçme yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra makine öğrenmesi yöntemleri, literatürden örnekler sunacağım. Bulgular ve sonuçlarla sunumumu sonlandıracağım. Çalışmamın amacı antropometrik ölçümler kullanarak makine öğrenmesi yöntemleriyle vücut yağ yüzdesinin hesaplanması aslında. Girdi olarak bazı antropometrik ölçümleri verip çıktı olarak da vücut yağ yüzdesi tahmini almayı amaçladım. Vücut bileşimi ve vücut yağ yüzdesi. Vücut bileşimi klinikte beslenme durumunun değerlendirilmesi ve tıbbi durum takibinde önemli bir bileşen parametre aslında. Vücut bileşimine yağ kütlesi, kas doku kütlesi, kemik kütlesi ve hücre dışı sıvı olmak üzere 4 temel grubu ayırabiliyoruz aslında.
Vücut yağı, beyaz yağ dokusu ve kahverengi yağ dokusu olmak üzere iki gruba ayrılır aslında. Vücudun 115-20'sini oluşturan en büyük enerji deposu beyaz yağ dokusundan kaynaklanır aslında. Deri altı ve iç organların çevresinde bulunur. Kahverengi yağ dokusu ise yeni doğan bebekte ısı üretimi sağlayan dokudur. Yağ dokusu vücutta önemli ısı ve enerji kaynağı olmasının yanında aynı zamanda salgı ve hormonal yapıyı da aynı zamanda hormonal bir doku görevi de görür. Bunun yanında vücut yağ yüzdesinin artması obeziteye sebep olabilmekte. Kontrolsüz artışta obeziteye sebep olmakta. Obezitede çeşitli kronik hastalıkların temelinde yatan aslında önemli bir sorundur. Vücut yağ yüzdesi kullanım alanları nelerdir? Peki buraya baktığımızda klinik ve pratikte sık ve kolay kullanımının yanında obezitenin belirlenmesi ve tedavisinde, egzersiz ve spor bilimlerinde, halk sağlığı konularında, kardiyoloji ve endokrinoloji, nefroloji gibi alanlarda sağlık profesyonellerince tanı ve tedavi süresince kullanılan izlenecek yol için önemli bir parametredir aslında. Vücut yağ yüzdesi ölçme yöntemlerine bakacak olursak sık kullanılan 3 yöntem deri kıvrım kalınlığı ölçümü, bioelektrik impedans analizi ve DEXA'dır aslında. Kaliper deri kıvrım kalınlığı ölçümüne yarayan, deri altı vücut yağını ölçebilen, klinikte pratikliği ve hızlı olması sebebiyle sıkça tercih edilen bir alettir aslında. Vücudun belli bölgelerinden derinin sıkılması ve kaliperin milimetrik ölçüm yapmasıyla alınan bir ölçüm aslında. Bioelektrik impedans analizi ise kaynak ve dedektör olarak isimlendirilen iki elektrottan oluşan cihaz, vücutta Ohm kanununa göre farklı noktalar arasında gerilim oluşturuyor. Uygulama arası sırasında elektrotlar el ve ayak bileğine yerleştiriliyor. Elektrik akımı vücuttaki iletken materyaller vasıtasıyla iki elektrot arasında akıyor. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere vücut cihazın üzerine çıkıyor. Dik bir şekilde konumlandırılıyor. El ve ayakları elektrotlara temas halinde olduktan sonra birkaç saniye sürede ölçümler alınabiliyor. DEXA dediğimiz cihazda ise vücudun 3 bileşenli kimyasal modelini kullanıyor. Bölgesel ve tüm vücudun kompozisyon değerlerini vermekte. DEXA vücudun yağ yüzdesini tahribatsız ve hızlı bir şekilde minimum radyasyonla tahmin etmeye izin vermekte. Ve vücudun 3 bileşenli modeli yani yağ, yağsız doku ve kemiklerini hesaplayabilmekte. Aynı zamanda infraröj etkileşim yöntemleri, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason temelli ölçümler ve bazı amplik denklemlerde de biz vücut yağ yüzdesini ölçebiliyoruz ki amplik denklemlerde genellikle antropometrik ölçümler kullanılır. Nedir bu antropometrik ölçümler? Antropometrik ölçümler bir bireyin beslenme durumunu saptama amacıyla klinikte diyetisyen, doktor ya da eğitimli sağlık personeli tarafından alınan fiziksel ölçümleri içerir. Uygun teknikler kullanılarak kalibrasyon yapılmış aletlerle ölçümler standartlarla karşılaştırılır. Kişinin büyüme gelişimini saptamada, aşırı veya yetersiz beslenmenin etkilerini görmede veya uygulanan diyetin sonuçlarının değerlendirilmesinde antropometrik ölçümlerden yararlanır. Önemli antropometrik ölçümler arasında boy uzunluğu, ağırlık, bel çevresi, kalça çevresi, üst orta kol çevresi ve benzeri ölçümlerin yanında pediatrik vakalarda ise baş çevresi, ağırlık ve boy uzunluğu sık kullanılan antropometrik ölçümlerden. Makine öğrenmesi yöntemlerine gelecek olursak, tarihçesi Amerikan bilgisayar bilimcisi Arthur Samuel tarafından 1959'da bir araya getirilen makine öğrenmesi terimi, bilgisayarın açıkça programlanmadan öğrenme yeteneği olarak tanımlanıyor aslında. Temelde makine öğrenmesi, çıktı değerlerini kabul edilebilir bir aralıkta tahmin etmek için girdi verilerini alan ve analiz eden programlanmış algoritmalar kullanır. Bu algoritmalara yeni veriler gönderilirken performansı iyileştirmek ve zamanla zeka geliştirmek için de operasyonları öğrenir ve optimize eder. Ben çalışmamda 3 tane makine öğrenmesi yöntemi kullandım. AFIS, regresyon ağaç modellemesi ve rastgele orman, forest orman yöntemi kullandım. AFIS'e bakacak olursak doğrusal olmayan fonksiyonların modellenmesini ve kaotik zaman serilerinin tahmininde kullanılmaktadır. AFIS modeli genelde hybrid learning diye tabir edilen melez öğrenme algoritmasını kullanır. Melez öğrenme algoritması ile birlikte AFIS, öngörülen giriş çıkış veri çiftlerine dayalı bir giriş çıkış yapısı oluşturur. AFIS hem sinir ağlarının hem de bulanık mantık çıkarım yöntemlerinin entegre edildiği her ikisinden de faydalanılan bir yöntemdir. AFIS yönteminin uygulanabilmesi için genelde giriş çıkışa dayanan bir veri kümesine ihtiyaç duyulur. Seçilen üyelik fonksiyon adedi ve tipine bağlı olarak kurulan model bir öğrenme algoritması kullanılarak oluşturulur. AFIS mimarisi ağın tamamının çıkışı ile hedef değer arasındaki farkı yani hatayı minimum yapacak şekilde parametrelerle belirlenmesi suretiyle oluşturulur. Teorik olarak AFIS herhangi bir sürekli fonksiyona mükemmel yaklaşabilir. Regresyon ağaç modelinde ise temel amacı değişkene göre ana veri matrisini homojen alt gruplara ayırmaktır.
alt grupların oluşturulmasında veri dallanan bir ağaç şeklinde hiyerarşik bir düzende sunulur. Ağaç şekil içindeki ara düğümlerde en iyi ayrımı yapmış olan bağımlı değişkenler gösterilir. Bu düğümlerin dallarında ayırıcı bağımlı değişkenlerin kritik değeri verilir. Yapraklar bağımlı değişkenin değerlerini gösterir. Kök düğüm noktasından itibaren ise yapraklara kadar hatlar bulunmaktadır. Yani basit bir şekilde anlatmak gerekirse yemek durumundayız. Ama bunun temelinde nasıl bir problemimiz var? Karnımız aç mı değil mi? Temele bu problemi koyduğumuz zaman bize evet ya da hayır şeklinde iki seçenek sunulur aslında. İki seçenekten birini seçtiğimiz takdirde evet dediğimizi düşünelim. Paramızın miktarına göre aslında biz yemeğimizi seçebiliriz. Ya restorana gidebilir ya da basit bir şekilde basit ucuz yiyeceklerle de karnımızı doyurabiliriz. Rastgele orman modelinde ise sınıflandırma, regresyon ve diğer görevler için daha iyi sonuçlar üretmek üzere birden fazla algoritmayı birleştiren bir topluluk öğrenme yöntemidir. Her bir sınıflandırıcı zayıf ancak başkalarıyla birleştiğinde mükemmel sonuçlar üretebilir. Algoritma bir rastgele ormanı ile başlar ve en üstte bir girdi girilir. Daha sonra ağaçtan aşağı doğru hareket eder. Veriler belirli değişkenlere bağlı olarak daha küçük kümelere bölünür. Rastgele ağaçlar belirlenir. Hata oranı, yani basitçe anlatmak gerekirse rastgele ağaçlar belirleniyor. Ve bu rastgele ağaçlardan hata oranı en düşük ağaçlar seçilerek yeni bir ağaç modeli oluşturma amacıyla kullanılan bir yöntem. Literatürden örneklere gelecek olursak 2010 yılında Özkaya, yağsız vücut kitlesi, vücut yağı kitlesi ve vücut yağı yüzdesinin belirlenmesinde kullanılan SkinPol ve bio ölçümlerinden elde edilen değerleriyle altın standart olarak kabul edilen DEXA ile saptanan sonuçları karşılaştırmış ve sağlıklı birey popülasyonundaki geçerliliğini ortaya koymak amacıyla bir çalışma yapmış. Bio, DEXA ölçümlerinin yanında 7 farklı vücut bölgesinden deri kıvrım kalınlıkları alarak ortalama sonuçlar hesaplamış. DEXA, BIA ve deri kıvrım kalınlıkları yöntemleri arasındaki korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu saptamış ve yöntemlerin birbiri yerine de kullanabileceğini söylemiştir. Yujan, 2014 yılında yaptığı çalışmada ise 252 bireyin vücut yağ yüzdesi, yaş, boy ve su altı ağırlık ölçümleri de dahil 15 farklı antropometrik girdiyle farklı regresyon tekniklerini kullanarak çalıştırmıştır bunu. En düşük hata oranı SVR'de görülmektedir. DMS dediğimiz sıfıra yaklaştıkça aslında hata oranının düştüğünü gösteren bir hata oranı. SVR'de en düşük, hibrit modellerinde ise MR Mars'ta en düşük verileri aldığı görülmekte. Daha sonraki yıllarda Uçay ve arkadaşları yine Yuge'nin aynı veri setini kullanarak bir çalışma yapmışlar. Onlar da Siri denklemleri ve 13 antropometrik ölçümle birlikte farklı özellik grupları oluşturmuşlar. Daha sonraki adımda da 4 farklı hibrit modelini oluşturarak sonuca varmışlar. Sonuçlara göre bireylerin vücut yağ yüzdesi antropometrik ölçümleri 0.79 korelasyon değeriyle tahmin edildiği sonucuna verilmiş. Geliştirilen sistemin uygulamada vücut yağ yüzdesini tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermiş. Ayrıca sistemin vücut yağ yüzdesini cihaz gerektirmeden tek bir antropometrik ölçümde hesaplayabildiği de saptanmıştır. Bulgulara gelelim. Ben girdilerimi nasıl önlem derecelerine göre sıraladım. Literatürde bulgular korelasyon tabanlı sıralanmış. Ben ise Random Forest modeli kullanarak girdilerimi sıraladım. 13 girdim var aslında. Ancak önemli olan top 5 tane girdiyi aldım. Abdomen çevresi, göğüs çevresi, kalça çevresi, kilo ve boyun çevresi olmak üzere 5 girdi seçtim. Sonuçlara gelecek olursak ağaç regresyon modelinde DMS hatasını 4.54 olarak buldum ki literatürden daha az bir hata oranı göstermekte. Literatürde korelasyon değerini R olarak vermişlerdi. Ben R kare değerini bulmak istedim çalışmalarda ve 0.65 olarak yine hata oranının daha düşük bir sonuca vardım. Mükemmel doğru çizgisi, aslında verilerin bu mükemmel doğru çizgisi üzerinde sıralanmasını ya da buna yakın sıralanmasını bekleriz ki bu çalışmada bu yöntemde 4 grup şeklinde sıralanmış. Hı-hı. Mükemmel bir sonuç olmadığını gösteriyor bize. Random for... İstatistiksel olarak anlamlı mı yani diyor. Ya daha evet. Fazla örnek istiyor aslında orada. Evet, daha evet fazla hocam. Örnek. Çok daha fazla. Kaç örnekle çalıştın orada? 252 hocam. Ruje'nin veri setini kullandım ben de aynı şekilde. Neredeyse yani bir korelasyon sağlanamayacakmış gibi bir hal varmış. 250 de az bir örnek değil aslında. Evet, evet. Burada gruplaşmış bir şekilde. Yöntem sonucundan fark ediyor olabilir hocam, regresyondan. Daha sonra kullandığım yöntemlerde... Metotları karşılaştırabilirsin sonra. Evet, evet.
Random Forest'te ise burada mükemmel doğru çizgisinin aslında daha yakın sonuçlar, daha yakın veriler olduğunu görüyoruz. Burada hata oranımızın daha düşük, yine de kare sayımızın da literatürden daha düşük olduğunu görüyoruz. Amfis sonuçları ise, amfis sonuçları aslında çalışmada kullandığım yöntemlerden en düşük hatayı veren yöntemdi. RMSS'i en düşük, yine verimlilik katsayısı en düşük. R karesi yine tahmin edilebilir, kabul edilebilir bir düzeydeydi. Çalışmanın sonuçlarına gelecek olursak, literatürde makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak, vücut yağ yüzdesini tahmin eden çalışmalarla, aynı veri setini kullanarak farklı algoritmalar ile daha iyi sonuç veren bir modeller oluşturmaya çalıştım. Daha önce yapılan çalışmalarda model ve yöntem korelasyon tabanlı oluşturulmuş iken, bu çalışmada daha önce de bahsettiğim gibi random forest tabanlı bir model oluşturdum. Ayrıca literatürde benden farklı regresyon modelleri kullanılmıştı. Ben Amfis, regresyon ağaç modeli ve Gaskell'e orman yöntemlerini kullandım. Çalışmanın önemi ve gerekliliğine değinmek gerekirse, vücut yağ yüzdesi oranının sahada eldeki kısıtlı sayıda antropometrik ölçüm ile doğru sonuç almaya imkan verdiğini görüyoruz. Pahalı ölçüm yöntemlerinin cihazlarının olmadığı durumlarda da pratik ve ulaşılabilir bir şekilde vücut yağ yüzdesini hesaplama imkanı sağladığını da bu çalışmadan çıkarmış bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem şimdiden affola. Çok heyecanlıydım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Değişik bir konu daha dinlemiş olduk. Teşekkürler. Güzel. Devam. Yani bol, daha bol örnekle. Güzel. Betül neredeydin? Şehir olarak? İstanbul'dayım hocam. Biruni Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bilgi mi? Biruni. Biruni, pardon. Evet. Beslenme bölümü son sınıf öğrencisiyim. Fırtına mı var sizin bugün orada? Oralarda. Yok, şu an iyi hava. İyi mi? Aslında. İyi mi hava? Buralarda iyi. Geçmiş evet. Olsun. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Başarılar çalışmalarınızda. Sağ olun. Feda. Merhaba Feda hocam. Beyaz. Merhabalar. Paylaşıyorum hocam sunumu. Evet. An overview of present global pandemia. Şu an görünüyor mu hocam ekranda sunumum acaba? Görünüyor, evet. Tam ekran yapabilirsin istersen. Kontrol edebilir misin öyle? Gayet iyi. Başlıyoruz hocam. Saygıdeğer evet. Oturum başkanım, değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mevcut küresel pandemiye genel bir bakış, COVID-19 adlı çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Küresel koronavirüs hastalığı salgını dünya çapında halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde koronavirüs 2, SARS-CoV-2 veya 2019 nCoV adlı yeni bir koronavirüs tespit edilmiş ve hızla birçok ülkeye yayılmaya başlamıştır. Vahşi hayvan konukçuları ve enfekte hastaların solunum damlacıkları ile doğrudan temas hastalığın bulaşıcı bulaşma kaynakları arasındadır. Koronaviridae ailesinden koronavirüsler bir RNA virüsü olarak bilinen en büyük genoma sahip olan virüslerdir. Yaklaşık olarak 26 ile 32 kilobaz boyutunda tek sarmallı, pozitif duyarlı, RNA genoma sahip zarflı virüslerdir. Koronavirüs terimi elektron mikroskobu altında gözlemlendiğinde virüslerinde meydana gelen sivil çıkıntıların bir tacı andırmasından dolayı Latince'de taç anlamına gelen korona ismi verilmiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyon salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs hastalığı 2019 olarak adlandırılmıştır. Oldukça başlıca bulaşıcı bir hastalık olan COVID-19 hafif ve orta derecede solunum yolu enfeksiyonu olup şiddetli hastalığa ve solunum yetmezliğine yol açmaktadır. Temel semptomları kuru öksürük, ateş, yorgunluk, nefes darlığı ve kas ağrısı olduğu bilinmektedir. Koronavirüs virolojisi. Bir insan virüsü 1965 yılında Tyler ve Boyle tarafından soğuk algınlığı olan bir erkek çocuğun nazal salgılarından ilk kez izole edilmiştir. Bir elektron mikroskobu altında morfolojik olarak taş benzeri yapılardan dolayı virüse koronavirüs adı verilmiştir. Bu görünümü
viral yüzeyinde, viral yüzey virüsünden yayılan sibri S-glikoproteinden kaynaklanmaktadır. S-glikoprotein ve transmembran proteini iki ana zar proteinidir. S-glikoprotein reseptöre bağlanan ve hücresel füzyondan sorumlu olan bir antijendir. M-glikoprotein zarf oluşumunda ve virjon oluşumunda rol oynamaktadır. Genomik RNA temel fosfoprotein tarafından kapsit ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Koronavirüslerin alfa, beta, gamma ve delta olmak üzere 4 alt ailesi vardır. Alfa ve beta koronavirüsler mamillerden kaynaklanırken domuzlarda ve kuşlarda gamma ve delta koronavirüsleri tespit edilmiştir. Beta koronavirüslere yarasa koronavirüsü de denilmektedir. Bioinformatik analizi 2019 ENCOV'un RNA dizisinin yarasa koronavirüs RAT-G13'e %90 oranında benzer olduğu gösterilmiştir. Beta koronavirüslerin ağır hastalığa neden olduğu, alfa koronavirüslerin ise asemptomatik veya hafif semptomatik hastalığa neden olduğu bildirilmiştir. 2019 ENCOV ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu bilinen beta koronavirüslerin B soyuyla yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir. COVID-19 semptomları ve kuluçka süresi. Ciddi akut solunum sendromu ile seyreden koronavirüs 2 enfeksiyonlarından kaynaklanan bir solunum hastalığıdır. Hastalık kontrol ve önleme merkezi SARS-CoV-2 ile enfekte olan vakalarda hafif semptomlar, şiddetli hastalık ya da ölüm o gibi durumlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bugüne kadar SARS-CoV-2 ile enfekte olup hafif semptomları olan hastaların çoğunluğu ile tedavi edilmiştir. Bununla birlikte enfekte olan bazı hastalar organ yetmezliği, septik şok, pulmoner ödem, şiddetli pnömoni ve akut solunum sıkıntısı sendromu gibi çeşitli ölümcül komplikasyonlarla kaynaklandığı neden olduğu kaydedilmiştir. Özellikle yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastaların ileri yaşta ve komorbid yani kardiyovasküler, serebrovasküler, endokrin, sindirim ve solunum sistemlerine ilişkin hastalıkların olduğu bildirilmiştir. Ayrıca hastalık solunum, bağırsak, karaciğer, böbrek ve nörolojik sistemlerde de çeşitli bozulmalara yol açtığı bilinmektedir. Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre dünya çapında 1.488.120 ölüm dahil olmak üzere 60.965.092 doğrulanmış COVID-19 vakası olduğu bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise bu oran ülkemizde 14.129 ölüm dahil olmak üzere 513.656 COVID-19 vakası olduğu bilinmektedir. Koronavirüs belirtileri ve kuluçka süreleri. SARS-CoV enfeksiyonunun kuluçka süresi 2 ile 10 gün arasındadır. Erken belirtileri ateş, titreme, öksürük ve baş ağrısı gibi grip benzeri semptomlardır. Yüksek ateşin bazen yaşlı kişilerde olmadığı veya solunum yolu semptomlarının ortaya çıktığı zamana kadar düzelmiş olduğu bildirilmiştir. Yaklaşık 3 gün süren ateşli bir faz sonrasında başlayan solunum fazında hastalarda kuru öksürük, nefes darlığı ve hipoksemi görülmüştür. Vaka ölüm oranı %3 ile 16 arasındadır. MERS-CoV enfeksiyonunda kuluçka süresi 3 ile 14 arasındadır. Kuluçka döneminden sonra yüksek ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, solunum yetmezliği, baş ağrısı, kas ve eklem semptomları da görülmüştür. Enfeksiyonların özellikle risk grubu olarak kabul edilen yaşlı hastalarda veya altta yatan kronik kalp, akciğer, böbrek hastalığı olanlarda daha çok alt solunum yollarında hasara neden olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni virüs enfeksiyonunun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan kuluçka dönemi yaklaşık 14 gün olup, yani 14 gün olmasına rağmen bugün için SARS-CoV-2'nin bulaştırıcı süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir. Hastalığın seyri SARS-CoV-2'nin enfekte vakaları için hafif semptomlardan şiddetli hastalığa ve ölüme kadar değişmiştir. Ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri maruziyetten 2 ile 14 gün sonra ortaya çıkabilmektedir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yollarının damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir. Koronavirüsün tespit yöntemleri. Koronavirüs için nükleik asit amplifikasyon testleri, virüs DNA'sının özül izlerinin saptanması ve gerekli olduğuna nükleik asit dizi analiz yöntemleri ile doğrulanması temeline dayanmaktadır. Koronavirüsler için mevcut tespit yeterli miktarda mevcut olduğunda viral nükleik asitlerini tanımlayan kanstatif polimeraz zincir reaksiyonu tekniği içermektedir. Numunelerde kanstatif polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisi kullanılarak
3 spesifik viral gen viral gen aranmaktadır. Bu genler floresan yoğunluğundan yararlanılarak tanımlanmaktadır. Serum örneklerinde antijen antikor reaksiyonlarını gösterebilmek için enzim bağlı ELISA ya da immünoglobulin M ve immünoglobulin G saptayan antikor testleri gibi serolojik testler de tanıya destek amaçlı kullanılmaktadır. Koronavirüs tedavi yöntemleri ve önlemler. COVID-19 enfeksiyonunda şüphelenen hastalarda radyolojik değerlendirmeler oldukça büyük öneme sahiptir. Tedavinin zamanında yapılması için hastalığın erken teşhisi de hayati derecede oldukça önemlidir. COVID-19 tanımlarındaki tipik bilgisayar tomografisi yani BT bulguları arasında çevresel olarak dağılmış çok odaklı buzlu cam opasiteleri bulunmaktadır. Bilgisayar tomografilerindeki buzlu cam opasitelerinin sayısının ve yoğunluğunun artması hastalığın ilerlediğini göstermektedir. Göğüs BT'si erken tespit, gözlem ve hastalık değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca seyahat yasağı uygulamaları virüsün etkisinin önüne geçmede önemli önlemlerden bir tanesidir. Antimikrobiyal tedavi kesin tanı alan COVID-19 hastalarında ampirik antimikrobiyal ajan kullanılması önerilmektedir. Antibiyotik tedavisi öncesinde kan kültürleriyle hem üst hava yollarında hem de alt hava yollarında numune örnekleri alınmalıdır. Seda orada bir gelsene oraya. 23. slayda. Evet, burada mi? Antimikrobiyal 23. Orada antimikrobiyal ajanlar kullanılması mı önerilmektedir demiş. Covid dediğimiz virüs, virüsle şeyin farkını biliyorsun, değil mi? Evet hocam. Nedir? Yani o antimikrobiyal dediğin mikropla dediğim hocam virüslerle mikropların grubunu biliyorsun, değil mi? Evet hocam, burada antibiyotik tedavisinden bahsetmiş aslında. Yanlış bir terim olabilir burada. Yok, yani atlanır, her şey oluyor. Çünkü şöyle bir şey, bakteriler, virüsler, hepsi mikrop diye geçiyor sonuçta ama. Değil mi? Çok genel bir tanım, değil mi? Bakteriler, virüsler, hepsi mikrop diye geçiyor. Evet hocam. Yani şey aklınızda bulunsun diyor, sınıflandırmalar. Çünkü belki antimikrobiyal değil, antiviral demek daha doğru olabilir hocam. Antiviral demek şu noktada, değil mi? Evet. Çünkü antivirallerle antimikrobiyaller farklı etkilere sahip. Tabii. Antibiyotikler virütik hastalıklarda etki etmiyor çünkü antibiyotik kullanılmıyor. Evet. Antiviral demek belki antiviral. Daha doğru. Antiviral. Ben de o yüzden dedim. Teşekkür ederiz katkılar için. Aklında bulunsun Seda. Bu önemli. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Devam ediyorum. Antiviral ve antibiyotik ilaçlarda terapötik ilaç düzeyi izlemi yapılmalıdır. Lopinavir ve ritonavir proteaz inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna ait antiretroviral ilaçlardır. Bak mesela, evet. Evet hocam, burada aynen dediğiniz gibi. Virüslerin çoğalmak için ihtiyaç duyduğu proteaz enzimi ortadan kaldırılarak enfeksiyonun vücuttaki yayılımını yavaşlatarak etki gösterirler. Kesin tanı alan gibi hastalarında favipiravir yerine lopinavir 20 mg veya ritonavir 50 mg tablet oral yolla 2x2 dozunda 10 ile 14 gün arasında kullanılması önerilmektedir. Vazoaktif ajan olarak COVID-19 ve şokta olan yetişkinler için ilk seçenek norepinefrin kullanılmasıdır. Norepinefrin mevcut değilse vazopressin veya epinefrin kullanılması önerilmektedir. Kortikosteroidlerden COVID-19 ve solunum yetmezliği olan erişkinlerde sistemik kortikosteroidlerin rutin kullanımı yine önerilmektedir. Koagülopati tedavisinde ise koagülopatinin verimli yani virüsün vücuda girmesi birlikte genellikle 7. günde belirginleştiği gözlenmiştir. COVID-19 ilişkili koagülopati yönteminde D-dimer yükselmesi durumunda heparin başlanmasını, mortaliteyi azalttığı ve önlediği görülmüştür. Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler, COVID-19'un bulaşmasını azaltmak için gereken önlemler Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs 72. raporunda belirtilmektedir. Evet. Bu rapora göre bireysel ve çevresel önlemler vakaları tespit etme ve izole etme, karantina, toplu toplantılar, uluslararası seyahat önlemleri, aşılar ve tedaviler dahil olmak üzere sosyal ve fiziksel uzaklaştırma tedbirleri gerekli önlemler arasındadır. Sosyal ve fiziksel mesafeli önlemler COVID-19'un bulaşma riskini zincirlerini durdurmakta ve yerlerinin görülmesini engelleyerek hastalığın yayılmasını yavaşlatmaktadır. Bu önlemler insanlar arasındaki fiziksel mesafeyi ve kontamine yüzeyler ile teması azaltırken aileler ve topluluklar için sanal ve sosyal bağlantıyı teşvik etmektedir.
Genel halk için önlemler arasında ise esnek çalışma, uzaktan eğitim, kalabalıklaşmayı azaltma ve önleme, gerekli olmayan tesislerin ve hizmetlerin kapatılması ve evde kalma önlemleri bulunmaktadır. Bu önlemlerin hepsi COVID-19'a karşı sıfır el yıkama kurallarına ve öksürükten dikkat edilmesi gereken kurallara uyma gibi bireysel önlemlerle birlikte kullanılmaktadır. Sonuç olarak virüs özellikle yakın temas sonucunda her geçen gün yayılmaktadır. Bu nedenle enfeksiyondan korunmak için koruyucu tedbirler almak büyük önem arz etmektedir. Bulaşma riskini azaltmak için elleri su ve sabunla sık sık yıkamak, düzenli olarak alkol bazlı bir dezenfektan kullanmak, sosyal mesafeyi korumak, göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınmak, solunum hijyeni uygulamak, sosyal ortamlarda yüz maskesi kullanmak, zaruri ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamak gibi büyük önlem arz etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hocalarım. Teşekkürler Seda. Ben teşekkür ederim hocam. Kusura bakmayın, ben de rahatsız hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Biz de gayet test iyi yani. Biz de bugün test verdik hocam. İnşallah negatiftir. Yani İstanbul mu? İstanbul'da değil mi? Elazığ'dayım hocam. Elazığ'dayım mı? Pardon. Evet. Birkaç gündür rahatsızım hocam. Sesim o yüzden kesildi. Gitti geldi, kusura bakmayın. Hani yapmalarım oldu. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Umarım yani test sonucun negatif çıkar. Senin için pozitif olsun her şey. İnşallah hocam. Çıkar. Yani ama dikkat etmek lazım. C vitamini. Kesinlikle çok kötü biliyorduk da nereden nasıl aldık hiç bilmiyorum. Onları. Artık buluttan nem kapacağız. Aynen. Evet. Kapalı ortamda çalışacağız. Kesinlikle. Daha çok çalışacağız. Aynen. Çok geçmiş olsun. Tebrikler. Hocam, sağ olun. Yani ben öyle aklıma takılan yerleri de sormuş oluyorum. Questions kısmını hallettik yani. Teşekkür ederim. Yani. Için teşekkürler. Başarılar tekrar. Memnun oldum. Sedat mı? Acaba diğer Ebru Köroğlu yok herhalde değil mi? Evet, sıra bende sanırım artık. Ebru. Merhabalar. Merhaba. Sesimi net alıyor musunuz evet, acaba? Alıyoruz. Tamam. Öncelikle ekran paylaşımımı yapayım ben. Evet. Şu an oldu sanırım. Ne olacak? Bir aşama daha kal. Öncelikle ben kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ebru Köroğlu Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Sınıfı öğrencisiyim. Üçüncü sınıftayım. Ben tıbbi bitkilerden olan zahteni, yani kekik bir, zahter bir kekik türü. Bunun probiyotik bakteriler üzerindeki agregasyon etkilerini araştırdım ve bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle içerik olarak çalışmamın amacından bahsedeceğim. Daha sonra... Slide'ını açtın mı Ebru? Slide açık mı? Ekranı paylaştın mı slide'ını? Evet, şu an paylaştım ama... Görebiliyor musun? Ben şu an masaüstünü görüyorum. Masaüstü görünüyor bende de. Başka bir ekranın daha vardır. Ona tıkla Ebru. Şu an aşağıda gözüküyor gibi ama. Heh, şimdi. Tamam. O zaman büyütmeyeyim. Evet. Bu tamam. Tamam. Saatimize de bakalım bu arada. Evet. Ayşenur Sedat değil mi? Evet. Evet, biraz hızlanacağız yalnız. Mümkün olduğunca özet geçelim, tamam mı? Çok az bir süremiz kaldı. 15 dakika. Yani 5 dakikayı geçmesin Ebru. Ebru, tamam. Ayşenur buradaysa Ayşenur ve Sedat. Mümkün olduğunca hızlı. Tamam. 45 geçeye kadar bizim, çünkü oturum bilmiyorum ne olacak, sonra kapanabilir. Kapanmasın. Tamam, hızlanalım tamam mı? Hızlı. Tamam, o zaman çalışmamın amacından bahsedeyim. Öncelikle bu çalışmada tıbbi ve aromatik bitki olan ve kekik türü arasında yer alan zahterin probiyotik bakteri olan Lactobacillus rhamnosus üzerindeki agregasyon etkilerini araştırdık biz. Ve etkilerini buradaki kekik türü olan zahterin farklı konsantrasyonda büyütülmesi ve zahterin bakteriyel gelişim kinetiği, otoagregasyon ve koagregasyon üzerindeki etkilerini araştırdık. Burada probiyotikler gastrointestinal sistemde ve insan bağırsak mikrobiyotasında işte ne kadar kolonize edildiğine bakıyoruz ve burada bakterilerin ne kadar baskın olduğunu inceliyoruz. Burada baktığım zaman mikrobiyotanın çevresel koşullarını, komak genetiğine ve bağışıklık sistemine göre değişiklik gösterdiğini, bunların üzerinde etkili olduğunu bilmekteyiz. Ve sindirim kanalı mikrobiyotasında insanlar yararlı bakterilerin kolonizasyonunu gözlemliyor ve burada patojenlere karşı bir savaş veriyor.
Burada grafikte de gördüğüm gibi işte oksijen miktarının azalmasıyla burada bir mukus tabakası var. İnsan bağırsak sistemindeki mukozal tabakada oksijen miktarının azalmasıyla bakteriyel yoğunluğun arttığını gözlemliyorum. Kısaca probiyotiklerin tanımını yapacak olursam eğer burada bağırsak mikrobiyal dengesini düzenleyen ve vücuda yeteri miktarda alındığında sağlık üzerinde olumlu etkileri olan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlayabilirim. Biz de probiyotikleri kullanıyoruz ama bu probiyotiklerin sahip olması gereken bazı özellikleri var. İnsan orijinli olması gerekiyor. Mide asidine ve safra tuzuna karşı dayanıklı olması gerekiyor. Yani burada da biz bağırsaklara probiyotikleri geçirmeden mide asidi çok güçlü bir asit olduğu için burada biz de etkileşmeden direkt bağırsakları almamız gerekiyor. Ve bu yüzden de dayanıklı olması bizim için çok önemli bir basamak. Bağırsak yüzeyine tutunabilmesi gerekiyor. Burada otoagregasyon ve koagregasyondan bahsedeceğim. Bunun için bizim önemli aşamalarından birisi ve bağışıklık sisteminin uyarması bizim için önemli. Daha sonra ben kullandığım bakteri, probiyotik bakteri olarak Lactobacillus rhamnosus'u kullandım. Bu da gıda bozulmalarına neden olan organizmalara ve gastrointestinalde patojenlere antimikrobiyal bir etkinlik sağlıyor. Mesela buna örnek verecek olursam, yani gıda alerjisinin engellenmesine rol alıyor ve inek sütü alerjisi olan bebeklerde oral tolerans alımını hızlandırmış oluyor. Burada önemli olan noktalardan birisi de ince bağırsaklardaki faydalı bakteriler artırarak karaciğerde yağ birikimini bizim için azaltmış oluyor. Zahterden bahsedeceğim. Zahter bir kekik türü ve Laminensia familyasında yer alıyor. Türkiye'de Doğu Akdeniz'de Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Ben Akdeniz bölgesinde Hatay'dan toplayarak deneyimi yaptım. Bu yaprakları kurutu olarak, bitki çayı olarak ve baharat olarak da kullanılıyor. Flavonoidler, terpenoidler ve izoproneidler gibi zengin bir antioksidan kaynağı olduğu da bilinmekte. Ayrıca bu ekstraktın kolesterol düşürücü özelliği, karaciğer koruyucu ve antioksidan etkisinde olduğu biliniyor. Daha sonra materyal metot olarak da öncelikle ben bakterileri çoğaltmam gerekiyor. Bunun için de 3 teknik ve 3 biyolojik replike uyguladım. Besi yerinde zahterin farklı konsantrasyonlarıyla bakterilerimi büyütmüş oldum. Daha sonra etanol ile kekiğimi ekstrakt etmiş oldum. Daha sonra besi yerinde Lactobacillus rhamnosus bakterisini otoagregasyonda, koagregasyonda da E. coli ve Staphylococcus aureus bakterilerini kullanarak zahterin farklı konsantrasyonuyla birlikte büyüttüm. Burada da bakteriyel gelişim... Oranlar ne oldu Ebru? Oranları zahterin? Zahterin en düşük... 9. slide'da. Burada mı hocam? Oranları, konsantrasyonlarını hatırlıyor musun? Konsantrasyonlarım hocam 62,5. Şuradaki şeylere göre kaç? 100 mililitrede mi? Yok hocam, 1 mililitrede olarak hesaplıyorum. Yani 10 mililitre içerisinde gerçekleştirmiş oluyorum. Şöyle cam tüplerin içerisine 10 mililitre besi yeri koyuyorum. Ekstraktımı 50 mililitreden hesap ederek 25, 12,5 ve 2,5 olarak ayarlayarak bunların konsantrasyonlarını belirleyip büyütmüş oluyorum. Ve burada gelişim kinetiğine, koagregasyonuna ve otoagregasyonuna bakıyorum. Burada baktığım zaman zahterin gelişim kinetiğini görmekteyiz. Burada da baktığım zaman burada kontrol grubum var. Burada da hocam 62,5, 125, 250 ve 500 orada mikrogram. Yazdın yine. Evet, 500 mikrogram bölü mililitre olacak şekilde konsantrasyonlarımı belirledim. Ve kontrol grubuna göre santrifüj kullandın mı Ebru orada? Evet değil hocam. Santrifüj tüplerin, falkonların zaten değil mi? Evet, evet hocam. Santrifüjde yaptıktan sonra zaten gelişim kinetiğini hesap ettim. McFarland olarak hocam. Hı hı. Daha sonra burada otoagregasyon ve koagregasyondan bahsedeceğim. Bunun için de bizim mikroorganizmalarımın epitel yüzeylere tutunması ve hücre yüzeyinin hem hidrofobiklik özellikleriyle hem de agregasyon özellikleriyle hocam ilişkili olması gerekiyor. Burada da konak üzerinde probiyotikleri yararlı etki gösterebilmesi için de agregasyon özellikleriyle yeterli yoğunlukta olması gerekiyor. Yani agregasyon özelliklerine sahip olmaları bizim için önemli bir kriter oluyor burada. Çünkü epitel yüzeylerde baskın şekilde kolonize olup tutunum sağlayabilmekte bunlar. Burada da agregasyon hem koagregasyon hem de otoagregasyon olarak incelemiştim ben. Öncelikle şeyden istiyorum. Yani farklı türe ait mikroorganizmalar birbirine tutunarak oluşturduğu hücre topluluğu bizim için koagregasyon, aynı tür mikroorganizmaların birbirine tutunarak oluşturduğu
hücre topluluğu bizim için otoagregasyon olarak açıklayabiliriz. Burada probiyotikler koagregasyon yetenekleriyle birlikte patojenleri inhibe edecekler. Yani patojen mikroorganizmaların kolonizasyonlarını engellemiş olacaklar. Otoagregasyonda da bağırsak epitel yüzeylerine tutunum sağlayabilecekler. Şimdi burada otoagregasyon sonuçlarında kontrol grubuna baktığımız zaman doza bağlı olarak kıyaslıyoruz ve kıyasladığımız zaman anlamlı bir şekilde artış olduğunu gözlemliyoruz. Burada koagregasyon yeteneklerine baktığımız zamansa ekolde herhangi bir değişiklik çok fazla görünmüyor ama Staphylococcus aureus'ta da önemli bir artışın olduğunu, yani burada Lactobacillus rhamnosus'un Staphylococcus aureus'u inhibe ettiğini ve kendini daha çok geliştirdiğini gözlemlemiş oluyoruz. Yani sonuç olarak da baktığım zaman tıbbi bitkiler konakçı sağlığı üzerinde etkilerinin yanı sıra probiyotik bakterilerde de simbiyotik bir etkileşim kurabildiğini öngörebiliyorum ben burada. Yani bu çalışmalarda da tıbbi ve aromatik bitki olan zahterin probiyotik bakterilerin mukozasına ve hücre bağlanma aktiviteleri üzerinde etkisinin incelenmesi öngörülmektedir. Ve protein ekspresyon çalışmalarında bunun yanında da kanser üzerindeki etkileri bir sonraki çalışmalarımızda yer alacak hocam. Çok güzel Ebru. Bravo. Benim için çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok... Sorunuz varsa alabilirim. Üstüne gidin çalışmanın. Yani bu çalışmalarını herkes herkes üstüne gitsin çalışmalarının. Hocam çok oluyor. 5. senem hocam. 5 senedir probiyotikler üzerine çalışıyorum. İçim dışım diyorsun, probiyotik oldu. Aynen hocam, kesinlikle. Yemek de lazım şu sıra ama. Şöyle bir zamanda belki de. Öneriyor musun Ebru bize? Hocam ben çok yiyen birisi olduğum için yemek de öneriyorum, probiyotik de öneriyorum. İkisinden de vazgeçemiyorum. Tamamdır bu iş. Zahter de bayağı çalışılan bir şey değil mi? Doğada çok var çünkü. Çok çeşidi var bir de galiba. Evet hocam, yani her yörede farklı adlandırılıyor ama her yörede de çok sık kullanılan bir baharat çeşidi. Yani gerçekten çok çalışmalar var. Güzel, yani seviyoruz kendisini. Evet, teşekkürler Ebru, bravo. Ben teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun, tebrikler. Ayşenur burada mı acaba? Hazırım ben. Buradayım. Ben Ayşenur Kayabaş. Çünkü. Evet hocam. Merhabalar. Ben Çankırı Düştük Üniversitesi'nden. Şu an nasıl hocam? İyi mi? Gidip geliyor. Benim şansıma el verdi hocam. Sizi güzelce dinliyordum ama şu an nasıl? Yani iyi. Benim hiçbir şey yok ama. İyi mi? İyi. Evet. Tamam. Ben hemen konuya giriş yapayım hocam. Çünkü sistem kapanırsa sizin çocuk vakit kalmayabilir. Ebru'nun herhalde kapatması gerekiyor ekranını. Hocam ben şu an kapatamıyorum ama. Sen komple internet al çünkü bize başka bir şey olmaz. Oldu mu acaba? Yukarıda paylaşımı durdur seçeneği var. Paylaşımı durdur, evet yukarıda. Ekranını oynattığında? Şu an oldu sanırım hocam. Tamam. Süper. Hocam benim sunumum şu an görünmüyor mu? Ekranda mı? Görünüyor. Süper. Tamam. Benim sunumum ekranda değil mi hocam? Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Süper. Tamam. Tamam. Hocam ben Türkçe olarak sunumumu gerçekleştireceğim. Çankırı ilinde biyolojik miras örneği olarak şişli habitatlardan başlamak istiyorum. Ben size biraz anlatmak istiyorum. Fakat bu şişli habitatlar nedir? İlk olarak şişli dediğim zaman toplumda normalde tuzlu toprak, işte serpentinli toprak çok fazla duymuş oluyoruz ama tepsi topraktan çok fazla insanların bilgisi olmayabiliyor. Biyologlar bu sefer biliyordur ama ben yüksek lisans ve doktora tezimi bu konuda yaptığım için bununla bahsetmek istiyorum. Cipsi topraklar dünyada 100 milyon hektar alan yer kaplıyor. Ülkemizde de kaydeder çok fazla bölgelerde bulunmakta. Örneğin ülkemizde Sivas, Erzincan, Kayseri, Malatya, Ankara, Erzincan, Pazarı, Polatlı, Acıkır tarafında Eskişehir, Sivrisak, Afyon, Emirdağ, Çankırı, Çorum arasında oldukça yaygın. Ben de Çankırı'da olduğum için hocam bu alanların fazlasıyla biyolojik miras olduğunu gözlemleyebildim. Size örnek olarak şu şekilde
ve birkaç fotoğrafını gösterebilirim. Beyaz, kalsiyum sülfat bakımından zengin, kristal yapılı bir toprak çeşidi. Peki içeriği nedir? Kurak, yarı kurak iklim bölgelerine sahip olduğu için Çamlıca ve İç Anadolu bölgesinin en kurak iklimine sahip bölgelerinden bir tanesi. Su ihtiva eden kalsiyum sülfat ya da ihtiva etmeyen antifriz şeklindedir sağdaki ve soldaki fotoğrafta olduğu gibi. Topraklarda aynen arazi koşullarında bu şekilde görünüyor hocam. Soldaki şekle bakarsak bitki ortam için böyle bir ortamda bitki topraktan çıkmaya çalışıyor. Hem fiziksel hem de kimyasal hem mekanik stres, bütün strese karşı o bitkiler ortamda adapte olabiliyor. Benim amacım da bir bitki ekoloğu olarak o bitkiler ortama nasıl adapte oluyor? Toprakta bu mineralleri birilerini nasıl taşıyabiliyorlar? Nasıl toksik maddeden etkilenmeyerek hayatta tutunmaya çalışıyorlar? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yeni cips içeriği %22'den fazla olan topraklar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre cips toprak olarak adlandırılmakta. Cips stresi dediğim gibi Çankırı'da kurak ve yarı kurak iklim olduğu için hem iklimsel bir stres faktörüne maruz kalıyor. Bu ortamda yetişen bitkiler zaten çoğu otsu fondu ve çamsı fondu bulunuyorlar. Yağmur suları kristal formda olduğu için hocam yüzeyden akarak gidiyor. Toprak bu yüzden yüzey sularıyla su akıp gittiğinden çok fazla su tutmuyor. Hem bitkide burada bir su stresi meydana geliyor. Aynı zamanda yer yer çözünmemiş halde cipsler bulunabiliyor. Çankırı'nın da yaptığımız toprak analizi sonuçlarında. Toprak yüzeyini sıkı bir kabuk gibi sardığından fide ve tohum gelişimini de bir nebze olsun engelliyor. Ayrıca bu topraklarda yapılan inanılmaz sonucunda NPK adı verdiğimiz azot, fosfor ve potasyum bakımından yani organik madde bakımından fakir olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sert toprak yapısından dolayı bakın burada çok fazla belirtim değil ama sert cipsi kaya üzerinde cipsofilofarbe adı verdiğimiz adını da cipsten alan bir bitki türümüz var. Çok ince cılız, çok yakından çektiğim için böyle görünüyor. Bu tarz türler pek yıllık zaten ve kökler daha derin ilmi olanağı bulamadığında yine burada bitki açısından bir stres yarattığını görebiliyoruz. Bizim elimizde şöyle bir problem var hocam. Çankırı'ya her yerin ulaşsan burada neden ağaç yok, bitki yok? Öyle düşünebiliyor mu? Aslında öyle değil. Biz bitki deyince gönlümüz hep ağaç görmek istiyor. Ama bu ortamlarda özellikle bozkır ekosistemlerinde biraz daha yere eğildiğimiz zaman özellikle cipsi topraklarda çok fazla otu formda nadiren çalımsı formda biz cipsi topraklardaki bitkileri görebiliyoruz. O yüzden ben bu ortamları çok fazla kötülemiyorum. Dünya genelinde de zaten bedrens olarak adlandırılan kötü kaya adı verilen tarihsiz ortam. Bu da lazım yani, yani. Evet. Evet. Verimli mi? Verimli olarak mı geçiyor bu Ayşe'nin? Hocam şöyle verimli bir toprak mı yani bu o bölge için? Öyle diyebiliyor muyuz? Şöyle tarım açısından bakarsak tabii ki de verimsiz. Ama biz bitki biyo çeşitliği evet. açısından endemizm. Ben evet o açıdan sordum aslında. Bitkici olarak, botanikçi olarak hocam tabii ki benim için çok önemli. Çünkü çok fazla endemik nadir tür barındırıyor. Ama dünyada da dediğim gibi bedrens olarak adlandırıldığı için molozların döküldüğü evet. çöplerin bırakıldığı ortamlar. Güzel görünüyor bence. Ortamlar. Evet hocam yakından da çok güzeller. Yine bu topraklarda her ne kadar stresten bahsetsem de hocam kalsiyum var, bizim antabolizmi var. Hem bitkide hocam hem de toprakta çok fazla kalsiyum toksitesi zaten görülüyor. Bu topraklarda yaş değeri genelde nötr civarlarında. Direnecekse cips topraklarda tuzlu, düşük tuzluk oranı yaygın. Sodyum klorür bakımından tuzluluk oranı düşük. Ama bahsettiğim gibi kalsiyum sülfat bakımından oldukça zengin. Bakın hocam benim için kıymetli olduğunu gösteren fotoğraftan bir tanesi bu. Çok fazla bitki var benim gözümle baktığımda. Zaten biyolojik çeşitliliğin temel nedenlerinden birisi yani toprak çeşitliliği olduğu için biz cipsel nedeninin yüksek olduğu bu toprakları jeolojik izolasyonla açıklayabiliriz. Ve bu bölgeleri biz jeolojik adıyla ekoloji olarak adlandırıp bu ortamlarda çok fazla bitki türleri barındırmaktadır. Yine Çankırı'nın ilim geneline bakıldığında edafik özellikler kurak alanlarda florayı sınırlandırdığından bu ekstrem edafik koşulları ancak genetik türler üretmiş olan bazı bitki türleri tutunabiliyor. Biz bu çalışmalarda bitki ortamda nasıl adapte olabiliyor? Bitki kimyasal olarak nerede daha sonra hocam molekülerle bağlarsak çok güzel sonuçlara gidebiliyor aslında. O yüzden biraz bunlara farkındalık yaratmaya ve çalışmaya evet. devam etmek istiyoruz.
Yine bu habitatlarda oksu ya da bodur çam formunda bitkileri örnek olarak mesela ortadaki kekik önce kemicimiz anlattı hocam. Mesela tüm ekosomuz adı verdiğimiz bir kekik türü var. Üstten ikinci fotoğrafta. Çok fazla kekik türlerini görebiliyoruz. Altta mor rengi astragalus türleri. Yine sağ tarafta site formundaki türleri görebiliyoruz. Ve biz bu ortamlardaki bitkileri anlandırırken ekolojik olarak üç gruba ayırıyoruz hocam. Jipsofil, jipsofil ve jipsobak olarak ikiye ayırıyoruz. Jipsofil nedir? Jipsofil olarak bahsettiğimiz grupta hocam bunlar tamamen jipsi zorunlu türler. Yani jips dışında diğer topraklarda biz bu türü göremiyoruz hocam. Örneğin jipsofil parmağı. Sadece Türkiye'de jipsi topraklar. Dünyada da jips üzerinde. Ama bazı türler var ki hocam. Mesela Asterganus diyebiliyoruz türü. Bunlar fakültatif. Jipsi de seviyor ama tamamen jipsofil bitki diyemiyoruz. Hem jipsi ortamda hem de jipsi olmuyor. Yani maalesef diğer topraklarda biz bu türleri görebiliyoruz. Bunları yaparken de ekolojik yorumlamamızda, uyum mekanizmalarını anlatmamızda bu türleri grupların altına koymamız işlevsel olarak işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Bu topraklar bitki gelişimi için ekstrem habitatlar. Bu ekstrem koşulları, uyumsal açılımı geliştiren bazı taksonlar bu alanların dışına çıkamıyor. Jipsofil olarak bahsettiğimiz insanlar sağlı kalabiliyor. Bu sağlı sollu beyaz olarak ufak tepecikler, bilmiyorum çankırı biliyor musunuz ama hocam hep bir şekilde tepecikler var bir de. Ve böyle aslında hepsi işte jipsi topraklar. Ama İç Anadolu değil mi? İç Anadolu bölgesi genel olarak benziyor. Ankara'ya hocam zaten İç Anadolu bölgesi hepsi birbirine benziyor. Yine edafik evliliğinizin yüksek olduğu bu yerlerde habitat'a özgü bitkiler yetişiyor. Ve bu bitkiler habitat'a özelleşerek habitat uzmanları veya habitat spesyalistleri adını alıyorlar. Tamamen tüm işlik üzerinde yetiştikleri için biz onlara habitat uzman adı verebiliyoruz rahatlıkla tüm dünyada bitki ekologlara. Bunlar izolasyon, habitat kaybı ve habitat bozulmasından çok fazla etkilendiklerinden bu habitatları hocam biz bedlent olarak düşünmeyip bu türlerin hem habitatlarını teşhis edip bulup hem de bu türlerin yerinde ve alanında korumak benim için çok önemli. Özellikle evet. Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalarımızda da hocam bitkilerin etrafını bir çitletebiliyoruz, kapatıyoruz. Ben burada daha çok biyoçeşitlilikle bu habitatları belirleyip evet. Bunun üzerine gitmeye çalıştım. Materyal metot olarak da hocam yer yer bölge bölge köy çoğu köylerde dolaştık jipsi habitatlarda ve bu habitatlarda yayılış gösteren aynı zamanda jipsofil türleri tespit ettik. Ayrıca bunları tabii ki teşhisleri yaptık hocam. Çünkü çoğu çantaya endemik de olabiliyor. Aynı zamanda ICN kategorilerine baktık. Hangi türlerin yeni habitatların belirlenmesi hocam Şubat bakımından önemli. Mesela bir tür sadece çankırı endemiği, Alüstüm nezaketi adı verdiğimiz bir tür Alüstüm kevkesi, nezaket kevkesi. Sadece hocam Çankırı'da o da sadece bir bölgede. Öyle olduğu için biz bunu koruma altına almamız, yani elzem bunu koruma altına almamız gerekiyor. Nadir ve endemik bir türde de zengin küre sahip içerisinde habitatlar önemli jeolojik miraslardır. Bu habitatlarda kayda değer, bu habitatlar kayda değer alan kaplamakta olup biyolojik, ekolojik ve jeolojik olarak önem arz etmektedir. Özellikle Çankırı küçük bir il olmasına rağmen Ankara Çankırı Karayolu il girişimindeki jipsi tepeler, Tüney Köyü adı verilen yerlerdir. Pinsleri Mevki, Çankırı Kastamonu Köyü yolu üzerindeki Süleymanlı Köyü'nde, yine Ulayazı Kampüsü ve civarında, üniversitemiz Ulayazı Kampüsü'nde hocam, oldukça tamamen jipsi bir ortama kurulmuş. Ve jips oranlarını hocam analiz ettiğinde %63, %41, %23 zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne göre %21 ve üzeri jipsi toprak olarak kabul ediliyordu. %63 hem bitki mimesi için hem toprak için çok fazla miktarda bir jips oranı bizim için. Teşhisler sonucunda hocam jipsofit olarak, ekolojik olarak yorumlamaya katkı sağlayacak bitki gruplarından jipsofile parva, jipsofile eriokalis, jipsofile germanicopolisana, Asperanus karamasikus, Alüstüm nezaketi tamamen Çankırı'ya endemik bir tür bu. Onu biliriz. Germanicopolisana, Germanicopolisana, subspecies, jipsikoda türleri hocam. Benim hani rastgele denk geldiğim türler, teşhis ettiğim türler. Bunlar Çankırı'ndan yetişip sofilde örnek. Tabii ki de çok fazla vardır. Karşılaştığım türler. Bunlar da hocam. Bu türlerin belirlenmesi oldukça önemli. Ekolojik olarak yorumlandığında dar yayılışımı, geniş yayılışımı veya jipsobak mı? Bunlar türlerin ekolojik uyumlarının belirlenmesi ve bundan dolaylı olarak habitat adaptasyonunu göstermekte. Böylece o tür koruma altına alınarak hem habitatının korunması hem de türün korunması sağlanmış olacaktır. Tabii.
Özellikle çakrenin ağaç olmadığından veya az olduğundan bitki yok kabul ediyor hocam. Halbuki otsu form rejimsiz habitatlardan kaynaklanan obrukları... yani endemizm oranı. Obruklar var mı Konya bölgesi? Evet, evet. Onların peki oluşumunu engelleyen bir durum olabilir mi bu da? Acaba hani bir dikiş gibi hocam, tutuyor mu toprağı bunlar değil mi? Hocam bu da çok farklı bir yapı hocam. Hani elimiz aldığımız farklı değil mi? Bana nasıl anlatacaksın var şimdi? Doğru. Estağfurullah. Gerçekten bilmiyorum konuyu. Tamamen doğaçlama. Yok hocam ama onlar çok ayrı bir jeolojik oluşum hocam. Bunlar bizimki daha farklı ortamlar. O yüzden ellerimizin oranı oldukça yüksek bir sahibi bölgelerimiz. Bu habitatlar belirlendikten sonra hocam, habitatı tehdit eden faktörler belirlenerek türler koruma altına alınmalı. Çünkü Çankırı'da zaten erozyon unsuru da var hocam. %60'ı seyrek bitki örtüsü gibi doğal kısıtlayıcılar nedeniyle de kısa sürede bu türler ciddi zararlar görebiliyorlar. Ayrıca hocam kırsal kesim, arazi kullanım değişiklikleri olabiliyor. Tarımcılık, hayvancılık, otlatma, su kaynaklarının aşırı kullanımı gibi insan faaliyetlerine de maruz kaldığından bu jeolojik miras nitelindeki habitatlarda gelip koruma önlemleri aşırı derecede alınmalı. Hocam alandan örnek bakın. Bunlar jeolojik habitatlar, endemik türleri barındırıyor diyorum ama bir tarlaşma faaliyeti görüyoruz. Farkındalığı yaratırsak ve farkına varırsak mesela böyle bir ortam ya da şurada hocam beyaz hayvanları görebiliyor muyuz bilmiyorum hocam. Toprakta çok adapte görünüyorlar. Otlatma baskısı. Buranın hepsi jeolojik toprak. Evet. Türler barındırıyor. Evet hocam bakın sırayla çok fazla. 200 tane hayvan var şu an. Burada hocam bakın Alice'in nezaket adı verdiğim sadece Çankırı'ya endemik bir türümüz. Sağ taraftaki fotoğraf jeolojik yakından hali. Bunun içinden bir bitki çıkmaya çalışıyor yani hocam. Adaptasyonu ve ortama bakarsak benim için çok can alıcı önemli araziler ve habitatlar. Şurada yine hocam jeolojik bir kaya. Bazen bakıyorsunuz bu tek yıllık bir bitki de çıkabiliyor ve endemik bir bitki diyoruz. Ama ot yok, çalı yok dememeliyiz. Evet. Yine bu alandan hocam bakın başka bir beyaz olan ortamların çoğu karşıyım şifat bakımından zengin jeolojik topraklar. Bunlar da kaynaklarım hocam. Genel bu kaynaklarını hani genel cümlelerde kullanıyorum zaten. Dinlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sorunuz varsa bravo. Ben teşekkür ederim. Ay ne güzel bitirmişsiniz. Süper. Çok güzel. Ama bunlar yani gerçekten ne kadar verimli olduğunu da gösteriyor bu toprakların. Bunları da korumamız lazım. Bu biyoçeşitliliği. Evet hocam. Bravo. Özellikle hocam Amerika ve Avrupa'da projenin içinde yem onlarda dünyada çeşitli ortamlarda Türkiye'de birleştirdik. Sadece çok kıymetsiz geliyor mu? Onlar özellikle Türkiye'de çeşitli ortamları gelip görmek istediler. Oradaki endemizmi, flörayı, ve diğer türleri görmek için. O yüzden önemli alanlar ve korunmaya değer alanlar olduğunu düşünüyorum. Tebrikler. Başarılar Ayşenur. Memnun oldum. Ben de hocam. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ekrandan nasıl çıkacağımı bilmiyorum hocam. Yardımcı olur musunuz? Şimdi yukarıda ekranı oynattın değil mi? Hocam ben kapatayım. Evet. Şurada olmaz. Hemen yukarıda ekranı kapata. Şeyde ortasında çıkıyor ekranın. Tamam hocam. Şu an oldu. Teşekkür ederim. Tamamdır. Evet çok teşekkürler evet. Ayşenur. Sedat. Evet. Merhaba. Finally. Merhaba hocam. Finally evet. Sağ olun hocam. Kameran çalışmıyor mu Sedat? Kamera çalışıyor hocam. Açayım hemen bir saniye. Vallahi iyi olur. Biz burada hareketliyiz. Sen duruyorsun. Evet. Oo, alabalık. Acıkacağız. Tekrardan merhabalar hocam. Ben Kocaeli Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Lisans Bölümündeyim. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde. Bolu ilinde alabalık üretimi ne testlerin problemlerini ve daha fazla üretim yapılmasını sağlayacak çözüm önerileriyle konumuzu hazırladık. Bunu da proje bazında değerlendirmek istedik hocam. Bu çalışmada biz 29 tane testimizden 10 tane testi seçip bu testlerde uyarlanabilecek revizyonları genel hatlarıyla değerlendirdik. Şimdi önce bir tarihçesinden bahsetmek gerekirse su ürünleri üretiminin yaklaşık 4000 yıllık bir süreç söz konusu. Çin'de ve Mısır'da başladı. Sazan ve tilapia türleriyle. Yunanistan'da
istiridye yetiştiriciliğiyle, İtalya'da da acı sulara giriş yapan balıkların yakalanarak yetiştirilmesiyle oluyor işlemler. Buraya kadar hep yakalanan balıklar beslenerek belli bir yerde büyütüldüler. Fakat 1700'lü yıllarda ilk defa suni döllenme yoluyla alabalıklarda bazı işlemler yapıldı. Bu bir milat alabalık yetiştiriciliği için. Devamına geldiğimizde Japonya'da yılan balığı yetiştiriciliği 1960'lı yıllarda oluyor. Bu dönemde Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da da gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği farklı teknikler kullanılarak bir üretim patlaması oluyor. Şu an ya uyguladığımız tekniklere yakın teknikler o zaman başlıyor. Devamında deniz alanları sarı kuyruk ve kedi balıklarıyla 1970'li yıllarda başlıyor. 1970'li yıllardan sonrasında da modern akvakültür ortamı başlıyor. Sağ tarafta gördüğünüz offshore ortamları, denizdeki, en alttaki, ortadaki beton havuz üretimi. En üstteki de, sağ tarafın en üstünde bulunan kısmı da barajlardaki alabalık yetiştiricilerin offshore sisteminde olması şeklinde. Ülkemizde de 1970'li yıllarda sazan ve alabalık türleri yetiştirilerek başlıyoruz maceramıza. Denizlerde 1985'te çupra ve levrek, şu an medyatik olan kısmı başlıyor. 2000'li yıllarda da orkinos yetiştirmeye başlıyoruz. Şimdi burada iki tane anket aldık TÜİK'ten. Burada bizim üretim miktarımızın toplam olarak 80 bin tondan 120 bin tona çıktığını görüyoruz. Arada bir yükselme var, desteklerle ilgili bir durum söz konusu olduğu için çok onu ciddiye almamak gerekiyor. Toplam 40 bin tonluk bir artış söz konusu ülkemizde alabalık yetiştiriciliğinde. Bolu ilinde ise burada da gene 2014'te desteklerle ilgili bir yükselme olduğundan düz bir seyir olarak değerlendirmemiz daha doğru olacak. Çok uzun zamandır düz bir seyirde üretim devam ediyor. Bir artışımız yok. Türkiye'ye ters bir durum üretim miktarı açısından söz konusu. Bunu değerlendirmek istedik biz. Şimdi burada da kırmızıyla işaretlediğim yıllar su ürünleri yetiştiriciliği açısından mevzuatta yapılan değişiklikler. Buraya kadar birçok tesis projesiz yapılıyordu. Yani aile işletmeleri özellikle. Projesiz yapılan tesislerde, buradan sonra projeyle yapılan ve gerçekten özellikle iş güvenliği şeklinde de düşünebilirsek birçok açıdan devrim sayılabilecek tarihler bunlar. Şimdi şunları iki fotoğrafla örneklendirmek istiyorum. 2005 yılı diyelim ilk yönetmelik çıktığında. Bundan önce yapılan, tabii buna uç örnekler. Bir tesisimiz gördüğünüz gibi biraz kabadaslak bir üretim olmuş. Uygun olmayan bir durum söz konusu. Devamında 2020 yılında şu an projesi devam eden ve yapılmaya devam eden bir tesisimiz. Bu da bu şekilde mevzuata uygun bir şekilde projesi hazırlanıp daha uzmanlarla danışılarak yapılan bir tesis olduğu için daha verimli. Biz yaptığımız ziyaretlerde bir anket çalışması yaptık. Burada bütün tesislerimiz revizyon, yenilik istiyorlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu, pek de yapamıyorlar. Herkes tekrar başa dönsem çok şey yapabilirdim mantığında. Ankette ilgili. Peki iyi bir projemiz olmazsa, iyi bir tesise sahip değilsek ne yapabiliriz? Ya da revizyon yapamazsak ne olur? İş gücü, zaman, stres ve balık ölümleri, hastalık gibi birçok sorunla karşılaşırız. Bu da bize maddi problemler getirir. En baştan beri yapılması gereken projelerde ve yenilik çalışmalarında, revizyonlarda belli yollar var. Bunun ortak yolları var. Mesela tecrübeli uzmanlara proje hazırlatmak gerekiyor. Ülkemizde daha çok kim denk gelirse ona hazırlatılıyor. Farklı tesislerin, bu tecrübeli uzmanlar tabii bu yolu daha iyi izliyor ama biz de tesisi kuran kişiler olarak farklı tesisleri analiz etmek zorundayız. Özellikle kendi bölgemizdeki tesisleri analiz etmek zorundayız. Düşünün, onların karşılaştıkları sorunları analiz ettiğimizde bizim karşılaşmama oranımız çok yüksek olur. Projelerimizin dinamik gelişmeye uygun ve ileri görüşlü olması gerekir. Bir de daha önce bu işi yapmış kişilerden kesinlikle bol fikir almak çok faydalı olur. Şimdi bu iyi tesisimiz, iyi projemizde de bir revizyon gerekiyor. Hesaplanamamış bir durum var. Gördüğünüz gibi gelen su kanalı bu. Bir taşkın oluyor. Bu taşkın sonucunda da buranın daha geniş bir kanalla, kanalın genişletilmesi ve bir çökertme havuzu olması şeklinde bir revizyona gidilmesi gerektiği sonucuna varılıyor. Halbuki mesela bölgede bu sorunlar yaşanmıştır. Tabii daha sorulsaydı, belli dönemlerde taşkın olduğu bilinseydi belki bunun önüne geçilebilecekti. Aslında çalışmam da tamamen bununla ilgili. Biz iyi bir proje hazırlarsak birçok sorunu zaten halletmiş oluyoruz. Kronik sorunlarımızın hepsi çözülmüş oluyor. O anlamda bir çalışma aslında. Yine bu tesisimizde bazı sorunlar var. İyi bir tesis gerçekten. Su parçalanarak çözülmüş oksijen oranı arttırılmaya çalışıyor şu kısımda. Ama tabii belli bir şeyden çok yükseğe çıkmıyor. Aslında en doğrusu şu kısım. Bu şekilde parçalarsak oksijenimizi çok rahat yükseltebiliriz. Sudaki çözülmüş oksijen oranı. Balık için en önemli parametrelerden biri. Şurada araya bir set çekmemiz gerekiyor.
Çünkü buradan mesela bu havuzlardaki balıklarımız hastalandığında özellikle bakteriyel hastalıklar vibrio şeklinde çok yaygın oluyor. Evet. Burada gelen su doğal olarak şu havuzların hepsini hastalandırılacak. Buraya bir set çekersek bu suyu hemen izole edebiliriz. Altta tahliye suyumuz var. Bunu çok rahat kullanabiliriz. Bu alabalık testlerinde en önemli şey çıkış suyu ve giriş suyu. Giriş suyunu bu şekilde halledebilirsek çıkış suyunda da bu test gene iyi bir proje yapmış ama testlerimizin hemen hepsinde, biz bu sisteme savak sistemi diyoruz. Testlerimizin hemen hepsinde böyle problemler var. Şimdi bu onlara göre biraz daha iyi ama gene sıkıntılı. Burada dipten çekim şu boruyu kaldırarak oluyor. Flashing etkisi yapıyor ve aniden dipteki çamuru atıyor. Dipteki çamurda bir sürü mikrop olabilir, bakteri olabilir, birçok hastalık nedeni olabilir. O yüzden o çamuru istemiyoruz. Arada çekip flashing yaparak boşaltıyoruz. Bir de gördüğünüz gibi balıklar direkt demirle temasta oluyorlar burada. Yüzey suyunda çok rahat çekemiyoruz. Ben bunu şu şekilde hazırladım. Bu savak sistemi. Ön taraf şöyle tahta, orta taraf elek, arka taraf tahta. Bunu da geniş açılımlı yaparsak ön taraftaki tahtalar, bunlar parça parça. Üstteki tahtayı aldığınızda her zaman yüzey suyunu çok rahat çekebilirsiniz. Dipten de sürekli bir çekim oluyor. Çamuru boşaltmış oluyoruz. Ortadaki elek balığın kaçmasını engelliyor. Arkadaki tahtalarda havuzun su yüksekliğini belirliyor. Su sirkili oluyor değil mi sürekli Sedat? Nasıl hocam? Aynı su mu sirkili oluyor? Yani nasıl bir su kullanıyorsunuz orada sistemde? Hocam aynı su değil. Sürekli. Bilmediğim için. Ha yok, şöyle doğal bir kaynaktan çıkan su doğaldan. Burada sürekli olarak havuza yeniden geliyor. Burada suyun miktarı artıp azalabiliyor ama sürekli farklı su. Bazı testler bir havuzdaki suyu diğerine aktarıp gönderebiliyor. Tek bir orada bir sıkıntı var. Ya niye onun söylüyorum? Harici... Çünkü hani böyle kontrollü bir ortam derken kontrolsüz aslında. Hani çünkü su tamamen dışarıdan bir değişken, doğru mu? Evet, kesinlikle. Aslında çalışma açısından... Yani nereye geleceğim? İleride de bunun üstünde durun. İleride tamam, de nanoplastik olaylarını duydunuz siz daha iyi bir su ürünleri olarak. Nanoplastik. Evet hocam. Mikroplastikler. İleride böyle artık yani diyecekler ki bu ürünleri ürettik, bu kadar yatırım yaptık. Doğru mu? Evet hocam. Bu kadar yatırım yaptık. Oranınız ne diyecekler? Mikroplastik oranınız bu balıklarda. Bu değil mi ürünlerinizde? Yani hani... Ya. İhraç etmeye kalktığımızda. Yani bizden bunu da sorabilirler değil mi? Belki. Tabii ileride. Hocam dediğiniz kısım deniz İleride. Balıklarında zaten çok yakında ya. Evet hocam. Aslında deniz balıkları ihracatında deniz, istiyorlar ama hocam. Ama kontrol edemiyoruz değil mi? Sen daha iyi biliyorsun su ürünlerinden. Hocam bu alabalık tesisi olduğu için. Hiç kontrol edemiyoruz belki. Yok hocam, göl değil bu. Aslında benim çalışmamdaki 10 tane bu tesisler. Anladım. Akarsu çok yakın kaynağı. Yani yerleşim bile yok. Kaynakla tesis arasında hiçbir şekilde. Yani o yüzden kontrol edilebiliyor gibi yani. Tabii değil mi? Tabii hocam. Kesinlikle. %100'deyle. Tabii hocam. Yani bir dağın başında düşün, tepenin başında. Şöyle ki yani. Var. Yani bu hakikaten bu nanoplastik olayına hepimiz yani. Bak böcekler değil mi? Burcu anlattı. Kitin kitosanlar bilmiyorum bu yapılar nasıl değil mi? Değişiyor artık bu mikroplastik. Her şeyde biz de taşıyoruz yani şu an. Yani insan organları, yani biz şu an belki öyle bir cihaz yapılmış olsaydı, girseydik belki bana diyecek ki işte 1/3 senin mikroplastiğin, işte 1/10 diyecek nanoplastik baktık, tespit ettik. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle olunca da bütün yani hiçbir canlıyı kontrol edemediğimiz için ileride diyorum ki böyle çalışmalara da yönelmek lazım bence. Sağ olun hocam. Ya ileride gerçekten deniz balıkları için böyle bir çalışma özellikle yapabilirim. Çünkü daha önce başımıza geldi. İhracatta hocam bakıyorlar oranlara da geri gelen tırlarımız olmuştu. Evet. Evet. Sırf bu plastik olayı yüzünden. Teşekkür ederim hocam. Ay rica ederim, ne demek. Hızlandıralım. Bitiriyoruz tamam. Artık değil mi? Tamam hocam. Yine bahsettiğim savak sistemi gördüğünüz gibi bu da farklı bir tesis. Burada ikili sistem. Yani burada tamamen sabit gibi, hiç tahtalarla oynanmadığını görebilirsiniz. Tamamen kontrolsüz, üst suyla dip su arasında hiçbir müdahale edemiyoruz. Aynı zamanda bu tesisin havuzları çok büyük, savak veya havuz oranı çok farklı olduğu için, dengeli olmadığı için tesiste kontrollü bir ortam söz konusu değil. Yine havuzların büyüklüğü açısından bir şey söylemek istiyorum. Bu fonksiyonel üretim yapmamızı engeller. Mesela 6 tane havuz var. Çeşitli boylarda balıklar var. Bunları daha fazla havuzlara aktaramıyoruz, havuz az olduğu için. Bu tesis için ben şöyle bir sistem düşündüm.
6 tane havuzu, 20 tane havuzu çıkartıyoruz. Ortaya da yürüme bandı yapıyoruz. Bunlar zaten bölgemizdeki tesislerin hiçbirinde yok. Bu yürüme bandı sayesinde çok daha verimli bir şekilde havuzları gezebiliyoruz, yemleme yapabiliyoruz. Farklı boylardaki balıklarımıza farklı yemler, kendilerine ait yemleri de çok rahat verebiliriz. Bu tesis bir tane restoran kurdu. Kendi restoranı dolmadan palmiyalar yani çardak şeklinde birçok masası dolmasına rağmen buraya yapacağı yatırımla çok rahat sahiplik havuzu yapabilirdi. Farklı bir tesisimiz yine. Burada gördüğünüz gibi buradan çıkan su buraya direkt giriyor. Hiçbir su oksijenlendirmesi yok. Yürüme bandımız yok. Dip pürüzlü, çamuru tutuyor. Eğim var ama bu başarılı. Bu çıkış sistemi elek ve tahta var. Yine anlatmak istediğim kısmı net ortaya koyuyor gibi. Bu da farklı bir tesis. 30 yıllık bir tesis. Bu tesisimizde de duvarlar artık beton ve demir ömrünü tamamlamış. Bir havuzdan giden su diğerine giriyor. Suyun renginden de birçok sorun olduğu ortada. Dipte savak sistemini de inceledik. Gayet sıkıntılı. Dışarıdan gelen suyumuz da oksijenlenmeden geliyor. Devamında oksijensizlikten balık ölümleri gerçekleştirdi. Biz buradan aldığımız örnekleri laboratuvara yolladığımızda hiçbir kalıntıya rastlanmadı. Bakteri gibi bir durum da söz konusu olmadığından oksijenden kaynaklandığı düşünülüyor balıkların. Yine ayrı bir tesisimiz dip çamuru. Savak ve giriş suyu sorunu var. Yürüme bandını burada aktif olarak kullanıyor. Bu bir avantaj. Burada da yürüme bandımız yok. Suyumuz bol olmasına rağmen parçalanarak gelmiyor. Buraya bir çeşit elek sistemi koyarsak eğer sudaki oksijen, çözülmüş oksijen miktarını daha hızlı bir şekilde arttırabiliriz. Gene büyük bir havuz. Fonksiyonel üretim yok. Oldukça az miktarda balık yetiştiriliyor. Devamında yine böyle. Tesislerimizin hiçbirinde oksijen bittiğinde, toprak taşkın olduğunda, su kesildiğinde ya da balık hastalandığında ekstra bir oksijene ihtiyacımız olduğunda bunu sağlayacak bir sistem yok. Bu şekilde oksijen tüpü alınıp oksijen taşlarıyla çözülmüş oksijen miktarı arttırılabilir havuzlarda. Aerotel tarzı sistemlerle suya çarparak sudaki yine çözülmüş oksijeni arttırabilir. Bunlar çok önemli çünkü balıktaki birçok açıdan hem yem verimini, hem FCR oranını, hem büyüme hızını, hem de gerçekten ölümlerin azalması açısından çok önemli ayrıntılar tesislerimizde yok. Tesislerimizde üretim sabit gidiyor ama oksijen bile hiçbir zaman ölçülmemiş. Bunların normalde günde 3 kere yemlerden sonra ölçülmesi, önce ve sonra ölçülmesi gerekiyor. Tesislerimizde hiçbir şekilde oksigart yok. Hatta 2-3 tesis birleşip de alabilir. Gerçi maddi imkanları da var, oksigart alınabilir ama yok. Bunlar anlattığım sonuçlar. Buraları hızlı geçeyim o zaman. Yapılan gözlemler, görüşler, karşılaştırma sonucu şuna vardık. Net bir sonuç olarak iyi bir proje sorunu hiç oluşmadan bitirir. Eğer iyi bir projeniz yoksa sistemli ve düzenli revizyonlarla oluşan birçok sorunu bir daha yaşanmamak üzere bitirebiliriz. Hata affetmiyor sizin meslek. Evet, yani çok masraf çünkü. Baştan evet, yapacaksınız bir şey düzgün. Değil mi? Değil kesinlikle mi? Mümkün hocam. Olduğunca yaptıracaksınız ya da mümkün yani, olduğunca. Evet. Biraz yani, çene yani. Evet hocam, kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben bravo, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Memnun olduk. Teşekkür ederiz memnun hocam. Olduk. Evet, bu bağlantıda da oluruz her zaman her konuda yani. Yine farklı konularda çalışsak da bir yerde buluşacağımıza ben inanıyorum. Evet hocam, umarım. Çok memnun oldum. Arkadaşlar çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Siz de hocam. Mutlu kalın. Siz de hocam. Kendinize ve ailenize dikkat edin. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.